Günaydın. Ah haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Gündem oldukça yoğun. Vakit kaybetmeden başlayalım hemen. İzmir'e uzanacağız. İlk olarak terörle mücadele eden söz edeceğiz. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in akrabası Munise Gülen, İzmir'in Karabağları ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Detayları alacağız hemen. Muhabir arkadaşım Sefer Ayça bizi bekleyen isim. Sefer, günaydın, hoş geldin yayına. Önemli isimlerden biri. Nasıl bir operasyondu, nedir elimizdeki bilgiler, seni dinleyelim. Günaydın Cansel Elacı, teşekkür ederim. Evet, önemli bir operasyondu. Sabahın ilk ışıklarında yapıldı bu operasyon. İzmir'de zaten iki gündür operasyon vardı. Bunları size aktarıyoruz ama bugünkü operasyon Fethullah Gülen'in amcası Seyfettin Gülen'in torunu Munise Gülen. İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı bir operasyonla yakalandı. Evet, Munise Gülen hakkında örgüt içerisinde bölge talebe sorumlusu olduğu ve faaliyet yürüttüğü şeklinde bir itirafçı beyanı var. Yani bir iftiraçının beyanıyla yakalandı Munise Gülen ve ayrıca bayrak kullandığı da tespit edilmişti. İşte ondan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastılar ve sabahın ilk ışıklarında dediğimiz gibi Karabağlar ilçesinde Munise Gülen'i yakaladılar. Munise Gülen terör örgütü üyeleri yönetici pozisyonda aranıyordu ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte bir operasyon gerçekleştirilmiş sabahın ilk ışıklarında. İşte operasyon sonucunda FETÖ'leri, Fethullah Gülen'in amcasının Seyfettin Gülen'in torunu Munise Gülen Terörle Mücadele Şube Müdürleri ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalandı ve şu anda terörle mücadelede sorgulaması başladı. İzmir'de dediğimiz gibi dün de operasyonlar vardı. İzmir'in 23 kişi sanık, 23 kişi var şüpheli vardı ve 17'si yakalanmıştı. Bu 23 kişi hakkında da hala operasyonlar İzmir'de devam ediyor. Bu konuyla ilgili gelişmeler olacak. Biz de size İzmir'den aktarmaya devam edeceğiz. Cansın. Sefer, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. İzmir'deki operasyonun son durumu böyleydi. Bir yandan günlerdir konuştuğumuz o Elmalı davası, Antalya'da 6 ve 9 yaşındaki çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan anne ile üvey babanın tahliyesi biliyorsunuz Türkiye'de infiale neden olmuştu. İşte o olayla ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Aile Bakanlığı çocukların devlet korumasına alındığını açıkladı. Türkiye'yi sarsan Elmalı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mağdur çocuklar devlet korumasına alındı. Antalya'da 6 ve 9 yaşındaki çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan anne Merve ve üvey baba Rahmi Akman, Ocak ayında tahliye edilmesi infiale neden olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki çocuğun devlet korumasına alınması talebinin mahkemece kabul edildiğini, çocuklara sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlanacağını açıkladı. Öte yandan Elmalı davasında tahliye olan Merve Akman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan belgelere erişim engeli geldi. Daha önce de silahlı yağma suçundan sabıkası olan Merve Akman, sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi açıklama yayımladı. Suçlamaları reddeden Akman'ın paylaşımlarında çocuklarının isimlerini ifşa etmesine tepki yağdı. Öyle ki hesaptaki belgelere Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli getirildi. Ve çiftlik bank vurgunu 2018 yılında yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. Binlerce kişi de dolandırılmıştı. Milyonlarca dolarlık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yıllar sonra Brezilya'da teslim oldu. Peki Aydın'ın iade süreci nasıl olacak? Detayları alacağız. Muhabir arkadaşım Ramazan Almaçayır bizi bekleyen isim. Ramazan, günaydın, hoş geldin yayına. Önce bir video yayınladı, sonrasında konsolosluğa gitti, teslim oldu. Peki ülkeye ne zaman getirilecek, ne zaman yargılama süreci başlayacak, nasıl bir süreç olacak bu? Günaydın Cansın Elvacı. Interpol tarafından aranıyordu. Yani artık uluslararası alanda da bir kaçak durumundaydı. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'da Sao Paulo şehrinde konsolosluğa teslim olduktan sonra da aslında iki ülke arasında bir iade sürecinin de başlamasıyla bu süreç devam etmiş olacak. Avukatından yapılan açıklamada yetkililer tarafından Türkiye'ye getirileceğini söylemişti. Yetkililer Türk emniyetine bağlı görevliler tarafından olayın gerçekleştiği, daha doğrusu soruşturmanın açıldığı, davaların açıldığı İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.
İki ülke arasındaki görüşmelerin ardından konsolosluk yetkilileriyle irtibata geçilip Türk güvenlik güçleri tarafından İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Tabii bundan sonraki süreçte nasıl olacak? Tam 132 binden fazla kişinin mağdur edildiği bir dosyadan bahsediyoruz. Ve 2018 yılında milyonlarca dolarla yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'la ilgili olarak onunla birlikte toplam 18 şüphelisi ve sanığı vardı. Örgüt kurma ve yönetme bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanmışlardı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar yargılandıktan sonra İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tahliye kararı verilmişti. Ancak firari durumdaki Interpol tarafından aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili olarak yargılama süreci devam edecek. Anadolu Adliyesi'ne bu soruşturma devam edecek. Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildikten sonra da bu noktada mağdurların tabii şikayetinin devam etmesiyle ilgili olarak süreç tekrar savcılık ve adliye makamları tarafından yürütülmeye başlanacak. Şunu belirtelim, milyonlarca liralık bir vurgundan bahsediyoruz. Yayınladığı videonun ardından da Türkiye'ye döneceğini, teslim olacağını bahsetmişti. Sao Paulo'da başkonsolosluğa teslim oldu ve önümüzdeki günlerde de Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım Cansın Elvacığım. Ramazan, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladı. Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesinin İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığını vurguladı Erdoğan. Bugün de yarın da şiddetle mücadelemiz sürecek dedi. Erdoğan'ın açıkladığı eylem planı 2021-2025 yıllarını kapsayacak. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilme ile de bitecek değildir. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını kadına yönelik şiddetle mücadelenin önünde engelmiş gibi sunmaya çalışan çevreleriydi sözleri. Açık konuştu Başkan Erdoğan, bizim mücadelemiz yeni başlamadı dedi. Unutulmamalıdır ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı tanıtım toplantısında konuştu. Bu mücadelenin siyasi tartışmalara malzeme yapılmaması gerektiğini hatırlattı. Kadına yönelik şiddeti tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddet sadece bizim değil, tüm ülkelerin sorunudur. Başkan Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadelede amacın şiddetin yaşanmadan önüne geçilmesi olduğunu söyledi. En önemli hususun şiddeti gerçekleşmeden durdurabilmek ve yaygınlaşmasını engellemek olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz. Faillerin alkol ve madde bağımlılığından kurtarılmasıyla çok ciddi faydalar elde edeceğimize inanıyorum. 4. Ulusal Eylem Planı'nın detaylarını da paylaştı Başkan Erdoğan. Planımız 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdık. 7 ilimizde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacaktır. Tehdit altında olan kadınlarımız için ihtisaslaşmış kadın konuk evlerimizde özel güvenlik önlemleri alıyoruz. Erken yaşta ve zorla evliliklerde mücadelede de yeni bir adım atılacak. Erken yaşta ve zorla evliliklerde mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlenmesidir. Şimdi dünden bu yana sosyal medyada defalarca paylaşıldı bu görüntü. Meslektaşımla, hen cinsimle gurur duyuyorum. Bu yayını hazırlarken birçok kadın arkadaşım var, editörüm, yönetmenim. Bu görüntüleri izlerken aslında kadının düşmanı değil, en büyük destekçisi olduğu
fikrini bir kez daha benimsedik. Şimdi yaşananı aktaracağım. Bursa muhabiri Derya Evren, eski sevgilisinin bıçak tehdidiyle kaçırmak istediği Tolga Ağan Toktaş'ın karşısına gözünü kırpmadan çıkıyor. Öfkeden çılgına dönüyor Toktaş. Elindeki bıçağı alıyor, korkudan titreyen kadını aracına bindiriyor. Görüntüyü tam olarak verelim mi Azal ekrana? Kadın ya benim. Abla bırakır mısın? Lütfen, rica ediyorum senden. Lütfen, rica ediyorum. Ya biz evimize kadar geldik, sen ne yapıyorsun burada ya? Haydi. Rica ediyorum. Ben annemi, annemi arayacağım. Al abla, al. Al abla, ben onun elinden aldım, beni öldüreceksin ya. İşte o bıçağı aldığı an, o anları saniye saniye kaydeden kameraman arkadaşı ne o haykırıştaki tonlamaya ne de yardım bekleyen bakışlarına kayıtsız kalamadım diyor. Çok kısa bir süre Tolgan Toktaş'la itişerek kadını taksiden indirdim. Ben kadını indirdikten sonra o da indi taksiden ve beni iteklemeye çalıştı. Elini kaldırdı, tehdit etti. Kadın çok korkmuştu. Onu kesinlikle bırakmamakta kararlıydım diyor. Taksiden inen Toktaş'ın belinde bıçak vardı. Az önce görüntüde gördünüz. Bıçağı bana vermesini istedim. Onu bıçağa dokunmasını kesinlikle istemedim. Çünkü bana ya da orada herhangi birine karşı istemeyeceğimiz sonuçlara neden olabilirdi diyor. İşte o an. Ya biz evimize kadar geldik. Sen ne yapıyorsun burada ya? Haydi. Onu sakinleştirirken hemen belindeki bıçağı fark ediyor. Şu an belinden de o bıçağı alıyor ki istenmeyen bir sonuç yaşanmasın. Tolgan Toktaş'ın belindeki bıçağı kapıp aldıktan sonra da bu sefer de bıçağı ondan uzak tutmanın derdine düştüm diyor. O kadını taksiden çıkardığında gazeteci değildim, bir kadındım ifadesi var. Kadına şiddetten söz ediyoruz. İşte bu noktada toplumsal bilinç, toplumsal farkındalık, kadının kadınla birlikte hareket etmesi ne kadar önemli görüyorsunuz. Aslında toplumsal baskı bunun en önemli parçası. İşte burada çok istenmeyen o haberleri paylaştığımız haberlerden biri yaşanabilirdi. Neyse ki meslektaşımız, ki o anda gazeteci değildim, bir kadındım diyor, Derya Evren adeta bir kahraman gibi hem cinsini koruyor. Annemi arayacağım. Al abla. Al abla, ben onun elinden aldım, beni öldürecektin ya. Kapıyı yanma bak. Şimdi tıpkı kadına şiddet gibi önemli mevzulardan bir tanesi. AK Parti uzun süredir üzerinde çalışıyor biliyorsunuz. Hayvanları koruma kanunu teklifi artık tamamlandı. Teklif meclis başkanlığına sunuldu. Dün AK Parti adına Sayın Mahir Ünal bazı açıklamalar yaptı. İçeriğinden söz etti. Hayvanlar artık mal değil, can olarak kabul edilecek dedi. Hayvan haczi bitecek dedi. Bu yasa çokça beklendi. Peki içeriğinde daha neler var? Detaylarını alalım. Ankara'ya gidelim. Editör arkadaşım Arzu Fidanverdi bizi bekliyor. Arzu, günaydın, hoş geldin yayına. Gerçekten artık böyle hasretle, merakla dayanamıyoruz, bekliyoruz ki mecliste görüşülsün, bitsin ve yasalaşsın, biz de bunu paylaşalım. Nedir içeriği? Cansın Elvacı, günaydın. Senin de ifade etmiş olduğun gibi evet, uzun zamandır bekleniyordu. AK Parti uzun süredir üzerinde çalıştığı hayvanları koruma kanunu teklifiyle ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda şu an itibariyle ve teklif meclis başkanlığına sunuldu. Aslında tüm Türkiye'de bu kadar uzun zamandır beklenen bu teklif neleri içeriyor? Dilerseniz hemen detaylarından bir söz edelim. Teklifle birlikte hayvanlar artık mal değil, can olarak kabul edilecek. Bu noktanın altını çizmekte fayda olduğunu söyleyelim. Yine teklife göre hayvana işkence edene, kötü muamele edene, tecavüz edene, neslini tüketenlere ağır hapis cezaları geleceğini söylemekte fayda var. Yine bu kapsamda hayvanların neslini tüketenlere 5 yıldan 10 yıla kadar, nesli tükenmekte olan bir türü öldürene 5 yıla kadar, hayvanları sebepsiz yere öldürenlere ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları uygulanacağını söyleyelim. Yine ayrıca hayvanlara eziyet edenlerin cezası da olacak elbette ki. Onların cezası da 6 aydan 3 yıla kadar şu an itibariyle çıkarılmış durumda diyebiliriz. Düzenleme ile birlikte aslında kedi ve köpek sahiplerine de dijital kimlik takma zorunluluğu da geleceğini belirtelim. Ayrıca pet shoplarda kedi ve köpek satışlarının artık kesinlikle yapılmayacağını söyleyelim. Yine bu işlemlerin kesinlikle yine satışların, bu tarz satışların da
katalog üzerinden yapılacağını söylemekte fayda var. Kara ve turistikleri ile birlikte Yunus parklarının da açılması ve işletilmesinin de teklifle birlikte yasaklanacağını söyleyelim. Pitbull gibi tehlikeli hayvan türlerinin de yine Türkiye'ye girişi, satışı ve beslenmesi de kesinlikle teklifle birlikte yasaklanacak. Mevcutta olanların ise kalabalık ortamlara girmesi engelleniyor olacak. Bu tür köpeklerin ağızlarında tasma bulundurulma zorunluluğu da kesinlikle olacağını söyleyelim. Dolayısıyla tüm bu uygulamaların yasalaşması için önemli bir sürecin başladığını söyleyelim. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması hedeflendiğini de belirtelim ve sözü tekrar size bırakalım. Arzu, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Ankara'dan sözü alalım, devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Elmalı davasının takipçisi olacağız dedi. Yine Meral Akşener'in Sayın Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili yine sert sözleri vardı. Bir yandan da az önce konuştuğumuz konu, hayvanları koruma kanunu ile ilgili de son bilgileri paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, genel merkezde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hayvanları koruma kanununda son karar meclisin dedi. Cumhurbaşkanımız hayvanları koruma kanununun bu dönem meclis kapanmadan öncelikle ele alınarak çıkmasını söylemişlerdi. Hayvanların artık mal ve eşya olmaktan çıkarılması, can olarak tanımlanması başta olmak üzere sivil toplumdan gelen, vatandaşlarımızdan gelen pek çok talebi dikkate alan bir kanun teklifi. Bu takdir yüce meclisindir. Çelik, adaletin tecelli etmesi için Elmalı davasının takipçisi olacağız ifadelerine yer verdi. Biz AK Parti olarak o davayı yakından takip ediyoruz ilgili birimlerimiz tarafından. Adaletin tecelli edeceği bir kararın ortaya çıkması için de biz sürecin takipçisi olacağız. Elmalı davasında ki evlatlarımıza sahip çıkan, hassasiyetini dile getiren bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. AK Parti sözcüsü ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sömürge valisi ifadelerine de tepki gösterdi. Yakışıksız bir ifadedir. Hiçbir siyasetçinin bu şekilde bir ifade kullanması doğru ve ahlaki kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımıza sömürge valisi şeklinde bir ifade kullanılması en önce Cumhurbaşkanımıza güç vermiş, Cumhurbaşkanımızın bu makama seçilmesini sağlamış milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. 18 milyon öğrenci bugünden itibaren yaz tatiline giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'dan itibaren e-okuldan erişime açmıştı. Talep eden öğrencilere karneleri ve mezuniyet diploması bugünden itibaren veriliyor. Detayları alacağız. Muhabir arkadaşım Ece Altuğ bizi bekleyen isim. Ece, günaydın, hoş geldin yayına, seni dinliyoruz. Günaydın Cansın. Artık bugünden itibaren sen de belirttin, basılı olarak karneler, mezuniyet diplomaları ve başarı belgeleri alınacak. Tabii ilkokullarda her zaman olduğu gibi farklı bir coşku var. Bizler Teğmen Kalmaz İlkokulu'ndayız, Ankara'dayız. Şimdi 3A sınıfına gireceğiz. Burada minikler geldiler, sıralarda yerlerini aldılar. Çünkü karnelerini basılı olarak almak istiyorlar. Şimdi dediğimiz gibi bugün karneleri alınacak. 5 Temmuz itibariyle de artık telafi eğitimine başlanacağını söyleyebiliriz. Şimdi burada bir minik arkadaşımız var. Bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyiz? Mustafa. Mustafa, neler hissediyorsun? Bugün karne alacaksın. Kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Karnemin iyi çıkacağını düşünüyorum. Peki nasıl çalıştın mı bu sene? Nasıl geçti senin için? Ben çok çalıştım. Ve kitap da okudum. Çok fazla. Yani, şimdi yazın neler yapacaksın? Yazın köye gideceğim. Sonra dedemi, ninemi ziyaret edeceğim. Bu kadar. Peki, çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi öğrenciler bugün yerlerini aldılar. Onlar basılı olarak karnelerini alacaklar. Ama maraton yazında devam edecek. 1,5 yıllık telafi eğitimi var. Onun ilk parçası yaz döneminde uygulanacak. 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Telafi eğitiminin 5 Temmuz itibariyle de başlayacak. Tabii. Şu an itibariyle şunu da söyleyelim ki bugün telafi eğitimine katılmak isteyenler için son gün. Dolayısıyla da velilerin eğer telafi eğitimine katılmalarını istiyorlarsa öğrenciler için okullara bizzat başvuruda bulunmaları gerekecek. Bir arkadaşımıza daha soralım bakalım. Neler hissediyorsun, bugün karne alıyorsun?
Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Karne almak çok iyi bir şey. Karnemin çok iyi olacağını düşünüyorum gerçekten. Çünkü bu sene çok fazla kitap okudum. Çok fazla kitap bitirdim. Peki nasıl hazırlandın bu sene? Nasıl geçti senin için? Kitaplarımı bitirerek, derslerime iyice çalışarak, kitaplarımı okuyarak iyice geçirip bu sene karnemi güzel aldım. Peki, tebrik ederim. Tebrik ederiz. Evet. Biraz sonra burada karneler, belgeler dağıtılacak hemen hocamızın yanında. Onu da ekranlarınıza getirelim. Ama bugün altını çizmemiz gereken bir nokta var. Dediğimiz gibi telafi eğitimine başvuracaklar için artık bugün son gün ve yazında 3 ay boyunca da telafi eğitiminin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve telafi eğitiminde de neler olacak? Her okul aslında kendi programını kendisi belirleyecek. Yine bunun dışında telafide ben de varım.meb.gov.tr'den de oradan da yapılacak etkinliklerin duyurulacağını söyleyebiliriz. Program kapsamında yine birinci sınıftan ikiye geçen öğrenciler için de okuma yazma taraması başlatılacağını söyleyebiliriz. Biz dediğimiz gibi Ankara'da Teğmen Kalmaz İlkokulu'ndayız. Burada öğrenciler sınıflarına geldiler. Biraz sonra da hocamız karnelerini dağıtacak diyelim. Söz yerine İstanbul'a bırakalım. Sözü almadan senin dikkatini çekmedi. Hemen senin sağ tarafında bulunan gömlekli, siyah beyaz gömlekli bir ufaklığımız var. Israrla seninle konuşmak istedi. Bizim dikkatimizi çekti. Dilersen ona da dönelim, gönlünü kırmayalım. Senin solunda. Tamam. Tamamdır. Hemen dönelim Cansın. Gelelim burada, evet, arkadaşımıza. Sen karneni alacaksın. Neler hissediyorsun? Kendimi çok mutlu hissediyorum. İyi ki okuldaymışım valla. Yazın neler yapacaksın? Yazın babamla bir otele gideceğim. Çok mutluyum. Temmuz'un 17'sinde tatile gitmek için babam bir otel aradı. 17'sine gitmek için. Karnemi aldığım için çok mutluyum. İyi ki vallahi okulda olduğum için vallahi. Teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Dediğimiz gibi Cansın. Burada öğrenciler heyecanlı. Şimdi de karnelerini alacaklar. Bizler de heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz. Ece, teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Minikleri de öpüyoruz buradan. Güzel de bir yayın oldu. Şimdi maalesef üzücü bir haberle devam edeceğiz. Yeşilçam'ın usta ismi, oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sizin gibi arkadaşlar destek oldukça sırtım yere gelmez. Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti. Aktör, yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat etti. Yeşilçam sinemasının usta ismi Kartal Tibet'ten gece saatlerinde acı haber geldi. Ne arıyorsa sen burada? Sizinle konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum. 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Canova sosyal medya hesabı üzerinden "Güle güle Kartal abim, seni çok özleyeceğim" notunu paylaştı. Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Tibet 1961'de Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Şimdiye kadar bana hiç iltifat etmedin de. Bu iltifat değil ki, bir gerçek. Kara Oğlan filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet ilk kez 1977'de Tosun Paşa filmiyle yönetmen koltuğuna oturdu. Tibet 20'den fazla Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti. Türk sinemasının acı kaybı Kartal Tibet 200'e yakın filme imza atmıştı. Bir daha yapmayacağım babacığım. Şimdi kısıtlamasız ilk günü geride bıraktık. Elbette burada en büyük rol aşılama sürecinde kırılan o rekor. Dün itibarıyla 50 milyon sınırını da aştık. Son toplam rakamlara da birlikte bir bakalım, güncel rakamlara. Toplam yapılan aşı sayımız 51 milyona dayanmış durumda. Dün 50 milyondu biliyorsunuz. Bayağı hızlı ilerliyoruz. 50 milyon 829 bin 140'ı gösteriyor. Birinci doza bakalım hemen. 35 milyon 178 bin 401'de, ikinci dozsa 15 milyon 272 bin 381'de. Tabii artık dün itibariyle üçüncü dozu da konuşmaya başladık. Üçüncü doz aşı 50 yaş ve üzeri sağlıkçılara başladı. Peki orada son rakamlar ne? Nasıl bir süreç işleyecek? Bu sorunun yanıtını alalım. Ankara'ya uzanalım. Muhabir arkadaşım Özkan Özcan bizi bekleyen isim. Özkan, günaydın. Seni dinliyoruz.
Teşekkürler Cansın Elvacı. Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Dün 50 milyon doz aşı gerçekleşti. Bunun müjdesini de Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşmış oldu. Ve özellikle yerli aşı Turkovak aşısıyla birlikte de Türkiye artık normalleşme sürecini daha da hızlı bir şekilde taşınacağını belirtmiş oldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu aşıyla ilgili bir açıklamada bulundu sosyal medya hesabından ve Bakan Koca 18 yaş ve üzerindekilerin %57'sinin aşılandığını belirtmiş oldu. Bayrama kadar da hedeflerinin %70 olduğunu belirtti ve bir kez daha aşı olması konusunda vatandaşlara çağrısında bulundu. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım dedi ve normalleşme adımlarının da devam etmesi için de aşının olması gerektiğini belirtmiş oldu. Tabii ki şu anda 51 milyona yaklaşmış durumda. Birinci dozda 35 milyonun aşacak. Tabii ki ikinci dozda da 15 milyona yakın bir aşılama oldu. Tabii ki Türkiye'de şu anda BioNTech, Sinovac aşısı var. Sputnik V aşısı da güvenlik analizleri artık son aşamaya gelmiş durumda. O da artık devreye girecek ve vatandaşın hizmetine girmiş olacak. Ve üçüncü doz, hatırlatma dozu da vatandaşlara uygulanmaya başlandı ve bu konuda da artık üçüncü dozla birlikte artık Türkiye toplumsal bağışıklığında bu pandemiyle birlikte sağlamış olacağını söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım Cansın Elvacı. Samsun'dan bir haber var sırada. Kontrolden çıkan tır sunta yüklü bir tırdı. Yön tabelası direğine çarptı. O anları taşıyacağız şimdi ekrana. Alev alan tırın sürücüsü ağır yaralandı maalesef. Kaza Tekkeköy ilçesinde yaşandı. Sunta yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızla yön tabelasına çarpan tır bir anda alev aldı. Sürücüsü Mümtaz Alayurt yanmaktan son anda kurtuldu. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın şiddetiyle tırın taşıdığı suntalar yola savruldu. Yanan tır uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddeden geçen ana isale hattı patladı. Yolda oluşan çukura seyir halindeki bir lüks araç düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Asfalt yarıldı, lüks otomobil çukura düştü. Görüntüler turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinden. Köşeden böyle bir delik oluştu şunun şöyle. Evet. Sonra o açılmaya başladı kendi kendine. İnsanlar oradan geliyor, yardım etmeselerdi orada kalacak. Akyarlar mahallesinde ana isale hattında patlama meydana geldi. Asfalt yol çökerken yerin altından çıkan tonlarca su caddeye aktı. O esnada yoldan geçen bir cip çukura düştü. Araçtaki iki kişi çevredekilerin yardımıyla dışarı çıktı. Hat suyunun kesilmesiyle araç düştüğü yerden çıkarıldı. Üreticiden kilosu 5 ila 10 lira arasında satın alınan kirazın fiyatı marketlerde 30 liraya kadar çıkıyor. Aradaki bu fiyat farkına isyan eden üretici İsmail Ayaz tepkisini kiraz ağaçlarını keserek gösterdi. Peki üretici ile market arasında fiyat farkı neden bu kadar fazla? A Haber ekipleri sizler için araştırdı. Kiraz para etmiyor. Bahçe ile market arasındaki fiyat uçurumu 15 yıldır kiraz yetiştiren İsmail Ayaz'a ağaç kestirdi. Kiraz para etmiyor. 2 lira, 3 lira köyde kiraz. İstanbul'a vardığın zaman 15-20 liraya kiraz yiyor vatandaş. Fiyat farkına isyan eden Ayaz tepkisini kiraz ağaçlarını keserek gösterdi. 1000 adet kiraz ağacı var. Hepsini kesecek misiniz? Hepsini keseceğiz. Üreticiler isyan edip kiraz ağaçlarını kesiyor, vatandaşlar ise durumdan isyan ediyor.
Valla pahalı buluyorum. Almakta zorlanıyoruz. Hani biz orta kesimi anca alabiliyoruz. Düşünün daha alt kesimleri daha zor alabilirler yani. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı markete geldiğimiz zaman maalesef ki cep yakıyor. Bu durumda ne üretici kazanıyor ne de tüketici. Peki ya bundan faydayı kim sağlıyor? Komisyoncu, halcısı para kazanıyor. Biz çiftçiler rezillik. Son durum gördüğünüz gibi ağaçları kesmeye başladık. Şimdi vatandaşın ucuz yemesi mümkün değil yani aracılar olduğu sürece mümkün değil ucuz yemesi. Kiraz üreticiliği zor bir meslek, emek yoğun, meşakkatli bir iş. Çanakkale Lapsik ilçesinde kirazlar bu yıl kilosu 5 liradan toplandı. Ancak İstanbul'a vardığında perakende fiyatlara bakıldığında kilosu 20, 23, 25 hatta 30 liralı bulduğu gözlendi. Yani araya karanlık eller giriyor. Bu da halka olumsuz yansıyor. Bence pahalı. Niye bu kadar pahalı oluyor ki ya? Siz az mı? Ne kadar az olabilir diye düşünüyorum. Ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Hemen sizlerle paylaşalım. Kabil Havalimanı'nın güvenliğiyle ilgili AKAR'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile temaslar sürecek. Henüz alınmış bir karar yok dedi. Biliyorsunuz Türkiye'nin Afganistan'daki yeni misyonunun muhtemel kazanç ve riskleri görevin sınırlarına göre değişecek. Amerika ile varılan bir ön anlaşma var. Bu kapsamda da görüşmeler sürüyor bir yandan. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz dedi Bakar. Amerikalı teknik heyetle görüşmeler, temaslarımız sürecek dedi. Kalabileceğimizi ifade ettik. Yani bu noktadayız. Temaslarımız sürüyor. Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere göre, görüşmelerin sonuçlarına göre en nihayet ortaya çıkacak olan sonucu da en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerine göre planımızı gerçekleştireceğiz. Teknik heyetlerin görüşmesi devam edecek anlayabiliriz herhalde. Temaslarımız sürüyor. Temaslarımız sürüyor, sürecek. Sürüyor, sürecek dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yine bu konuda önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi işbirliği konularında iki ülkeyle ilgili önemli gelişmeler olacağına inanıyorum da dedi. Özetle Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz. Amerika ile de görüşmelerimiz sürüyor mesajını paylaştı Kabil Havalimanı ile ilgili. Her sabah olduğu gibi ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Kiminle? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le birlikte. Faruk abiciğim günaydın. Günaydın. Haftayı bitirdik. Evet, haftanın son işlem günündeyiz. Sen bu hafta yavaş gidiyor demiştin bu ama. Bu hafta çok yavaş geçti. Neticede günler geçiyor, ömürden geçiyor. Ömür de geçiyor. Evet. Bakalım mı son işlem gününe nasıl başlıyoruz? Hemen şuradan rakamlarla seninle orada önemli konular konuşacağız. Evet. Önümüzdeki hafta önemli bir hafta. Özellikle Temmuz ekonomi açısından çok sıcak geçecek bir ay olacak. Belki pazartesi bunu konuşuruz ama pazartesi çok önemli. Enflasyonu karşılayacağız ve o da memurların, emeklilerin maaşlarını belirleyecek. Onları birazdan bütün detaylarıyla konuşacağız. Ama borsada biliyorsun perşembe günü bir satıcılı seyirle kapanmıştı. Gene %1'in üzerinde bir düşüş olmuştu ama tepki alımları gelebilir demiştik. Ne demiştik? Hani altında olduğu gibi düşüşler bazı yatırımcılar için bir fırsat haline geliyor. O fırsatı değerlendiriyorlar ve hemen o düştüğü yerden alıma geçince ona da tepki alımı deniliyor. Ve tekrar borsa %1.21 yükselişle kapandı. Bugün tabii hep onu söylüyorum ama tekrarlayayım tekrar. Hafta sonları, cuma günleri hafta sonu riskini almak istemeyen bazı yatırımcılar satıp pazartesini bekliyorlar. O yüzden de cuma günü bazı bölümlerde satıcılı seyirler izlenebilir. O yüzden yatırımcılar dikkatli olsunlar diyelim. Altını merak ediyoruz. Altına bakalım. Yine 1700'lü seviyelerde ons altın ve burada devam ediyor. Çok yatay bir seyir izliyor. Fazla hareket olmuyor ama bir ay önce burada biz 2000 lira yakın rakamlarda görmüştük biliyorsun. Hemen gram altına da bakıp senin yanına geleceğim. Gene 500'ün altında bir seyir izliyor. Çeyrek altına da bakalım istersen. 812 lira
civarında, çeyrek altında ve oraya geleyim konuşalım. Salona buyurunuz efendim, evet. Konuşalım çünkü aslında güzel haberleri de paylaşacağız şimdi konuşurken. Evet. Zamdan bahsedeceğiz. Milyonlarca kişiyi de ilgilendiriyor bu zamlar. Peki kime gelecek zam? Evet. Zamanı geldi dedik. Aslında zam anı geldi diye de okuyabiliriz. Çünkü Temmuz ayının 5'inde yani pazartesi günü Haziran enflasyonu açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması demek Ocak'tan bu yana 6 aylık enflasyonun da belli olması demek. Bu aslında yaklaşık 18,5 milyon vatandaşı ilgilendiren yani onları direkt ücretlerini ilgilendiren bir veri olacak. Aileleriyle düşündüğünüzde aslında herkese, Türkiye'deki herkese dokunmuş olacak ki burada kıdem tazminatı tavanı da yükseleceği için bütün işçileri ve çalışanları da ilgilendiriyor. Biliyorsun fesih yasağı da bitti. Evet. 30 Haziran itibariyle bazı işten çıkartmalar duyuyoruz. Belki pazartesi seninle bu işsizlik maaşıyla ilgili de konuşuruz inşallah. O da önemli sorular geliyor çünkü. Şimdi bu pazartesi günü açıklanacak enflasyon kimi ilgilendiriyor? 13 milyon emeklinin maaşı artacak bir kere. Ne olacak? Yılın ikinci zammını alacaklar. 3,5 milyon memura yeni maaş gelecek. Bütün memurların Temmuz zammı burada belli olacak. Kıdem aslında Temmuz zamları belli %3 toplu sözleşmeden ama enflasyon farkı alıp almayacakları belli olacak. Dediğim gibi kıdem tazminatı tavanı yükselecek. Yine oluşacak enflasyonla birlikte. Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak Temmuz ayında biliyorsun Kurban Bayramı'ndan önce. Yaşlılık aylığı artacak. 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ödenen aylık artacak. Evde bakım maaşı yenilenecek. Engelli maaşı arttırılacak. Bunların hepsi bu pazartesi açıklanacak enflasyonla birlikte olacak. Taban maaşları daha önce verdiğim için şimdi vermiyorum ama oranlara bir bakalım istersen. Ne bekliyoruz diye. Pazartesi tabii kesinleşecek. İnşallah seninle burada konuşuruz. 5 aylık enflasyon %6,39 olmuştu. Yani Mayıs enflasyonu açıklandığında aslında biz bu rakamı buradan hesaplamıştık. Dolayısıyla bu tabir caizse 6,39'luk zam cepte şu anda. Ve bu rakam aslında memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkı alacaklarını gösteriyor. Şimdi 6 aylık enflasyon ne olur dediğinde biz onun hesabını da yapmıştık biliyorsun. Evet. Bu yaptığımız hesaptan da birçok meslektaşımız gazetelerine buradan hesap yapıyorlar. Sağ olsunlar bizi takip etmeleri de hoşumuza gidiyor. Şimdi burada Merkez Bankası'nın bir beklenti anketinden çıkan sonuçtan biz 6 aylık enflasyonu hesaplamıştık. Aşağı yukarı %7,67 çıkmıştı. Ama tabii 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon bu veriyi kesinleştirecek. Dolayısıyla %7,67 bizim tahminimiz bir zam gelmesi ama bu 8 de olabilir, 7 de olabilir. Ona bakacağız pazartesi. SSK ve Bağkur emeklisi bu 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Yani maaşınız kaç liraysa bunun üstüne işte 6 aylık enflasyon kadar ekleyeceksiniz. O Temmuz ayındaki 17-18'inden sonra yatırılmaya başlıyor SSK'ların maaşları. Ondan sonra zamlı olarak size yatırılacak. Memur ve memur emeklisi ise zaten %3 toplu sözleşme zammı alacak. Bu son toplu sözleşme zammı. Bu yıl yeniden toplu sözleşme olacak ve 2022'nin ocağında yeni bir oran belirlenecek. Onun üstüne de oluşan yani %3'ün üstünde oluşan enflasyon farkı eklenecek. O da 4,67. Dolayısıyla onlar da yine 7,67'ye ulaşmış olacaklar bu tahminimize göre. Sosyal yardımlar dediğim gibi 65 yaş aylığı evde hastasına bakana verilen maaş ve engellilerin maaşları onlar da bu 7,67 oranında artacak. Ve kıdem tazminatı tavanı da %7,67 arttırılmış olacak. Şimdi tabii bu hesaba göre dediğim gibi 17-18'inde başlayacak SSK ve Bağkur emeklilerin maaşları zamlı yatacak. Memur maaşları ayın 15'inde yatıyor, zamlı yatacak. Burada zam alamayacak tek kesim memur emeklisi olacak. Onların maaşı çünkü ayın 1'inde yatmaya başlıyor. Yani dün yattı aslında onlarınki ve zamsız yattı. Ama pazartesi oluşacak zam oranı onlara daha sonra bir takvim belirlenecek ve o fark emekli memurların maaşlarına da yatırılmış olacak. Sosyal yardımlarda yine bu ay Temmuz ayında hangi gün alıyorlarsa o gün zamlı olarak alacaklar. Peki şimdi bir de taksitlerden bahsedeyim. Hemen çünkü bahsedeyim. O da hepimizi bir yandan ilgilendiriyor. Yeni bir dönem başlıyor. Neler değişecek? Şimdi aslında bu niye oluyor? Yani niye taksitler arttırılıyor da azaltılıyor diye sorulabilir. Geçtiğimiz yıl ekonominin biraz canlanması gerekiyordu. Ekonominin canlanması için de gaza basılması gerekiyordu. Ve taksit sayıları yükseltildi. Yani insanlar daha kolay alışveriş yapsınlar isteniyor burada. Şimdi ekonomi biraz ısınınca bunu soğutmak gerekiyor. Yani enflasyonla mücadele yapılıyor. Dolayısıyla gazdan ayak biraz çekiliyor. O yüzden de
Hani alışverişin biraz daha zorlaştırılması noktasında bazı tedbirler bunlar. Yani özellikle de birazdan araçlardaki taksitleri konuşurken orada bir bakacağız ki çok yüksek miktarlarda olan araçlarda daha az taksit. Yani ithal ürünlere biraz daha ilginin azaltılması burada amaçlanıyor. Çünkü sadece BDDK değil, daha sonra Ticaret Bakanlığı da işte bu televizyon, beyaz eşya, mobilya gibi ürünlerdeki taksitlere sınırlama getirdi. Hemen bakalım, kuyum dediğimiz işte bu altın, külçe altın dışındaki altın malzemeler 6 ayda orada o 3 aya düşürüldü. Mobilya, beyaz eşya da 12 ayda 9 aya düşürüldü. Televizyonlarda 5000 lira, 3500 liraydı burada sınır. 3500'ün altı ve 3500'ün üstü diye bakılıyordu. 5000 lira ve üzerine çıkartıldı o. 4 ayda kalmış oldu 5000 lira ve üzeri. Yani orada 3500'ün üzerindekilerde taksit düşüyordu. Şimdi 5000'in üzerinde düşmüş oldu. Devam edelim araçlara da bir bakalım. Burada şunu söyleyeyim. Turizmde ve konaklamada, yani yol ve konaklamada. Şu an çok önemli o. Evet, o 18 aylık taksit devam ediyor. Diğer sektörlerde ise 9 ayla sınırlandırılmış oldu. Hemen 120 bin TL ve altındaki araçlarda eskiden 60'tı 48'e düşürüldü. 120 bin 300 bin TL arası 48'de 36'ya düştü. 300 bin 750 bin arası 36'ydı 24'e düşürülmüş oldu. Burada daha çok işte dediğim gibi bu cari açığı arttırıcı etki yapacak ithal ürünleri de sınırlandırılmış olacağız. Yani ekonomiyi biraz soğutma amacı taşıyor. Burada Merkez Bankası'nın aldığı zorunlu karşılık meselesi de biraz bununla eş güdümlü olarak bir tedbir. Dolayısıyla hani bazen hızlı gidersiniz arabada. Hız her zaman iyi değildir. Bir yere yetişmek için hızlı gitmeniz gerekebilir. Ama bazen de o hız iyi değildir. Arada gazdan ayağınızı çekmeniz gerekir ve sağlıklı bir büyüme olabilmesi için. Bu tedbirler de onun için alınıyor. Teknik bir tedbir ama tabii bizim hayatımıza dokunuyor. Tabii. Peki şimdi bir yandan da az önce sizinle konuşmaya başlamadan önce bir haber paylaştık. Evet, ben de aslında geçen hafta paylaşmıştık o görüntüleri. Muhabir arkadaşlarımız da yeni bir çalışma yaptı, onu paylaştık. Daha önce sizinle de konuştuk. Markete gidiyoruz, doğru, bu kadar fiyat, aracılar ne olacak, yeni düzenlemeler geliyor dedik. Tabii rakamlar çiftçi de geldi. İsyanda. 4 kat fiyat, hatta biz 4 kat fiyat diyoruz, bu bazen 6 kat daha 7 kata da çıkıyor. Yani hepimiz şahit oluyoruz. Evet. Yani o kiraz özeline, kirazla ilgiliydi haber. Bakarsanız hani tarlada adam işte 2 liraya 3 liraya sattığı kirazı siz markette 40 liraya 50 liraya bile gördünüz yani. Tabii 15 liraya 20 liraya da satan var. Vallahi ama ben gözümle 60 liraya gördüm. Doğru, hem de markette yani böyle bir sosyete manavından bahsetmiyoruz. Dolayısıyla hani hep seninle bunu konuşuyorum. Diyorum ki ya burada iki tane kaybeden var. Bir üretici, iki tüketici. Kim kazanıyor? İşte haberde vatandaş da artık bu işin farkında. Orada ağaçlara da çok üzüldük ama evet yani, haklıydı ama yani o da kolay yetişmiyor. Çocuğu gibi yetiştirdi bence muhtemelen. Kim bilir kaç yaşında. Şimdi tabii onun masrafına artık katlanamaz duruma geliyor. Maliyetler artıyor. Ama seninle burada bir zincirden bahsetmiştik. 7 kişiden bahsettik. Evet, yani yeni bir düzenleme dedik. Evet, tekrar bu zinciri hatırlatayım. Çok hızlıca. Hızlıca. Üretici tüccara satıyor. Tüccar depoya koyuyor. Depocu lojistikle ilk hale gönderiyor. Atıyorum Antalya haline. Antalya hali tekrar lojistiğe veriyor. Oradan İstanbul haline geliyor. İstanbul halinden tekrar markete geliyor. Marketten de bize geliyor. Sadece bizim ve üreticinin karı yok. Bu saydığım zincirdeki herkes bunun üstüne kar koyuyor, komisyon koyuyor, bazen de vergi geliyor. Dolayısıyla fiyat işte böyle oluyor. Mesela karpuz 34 kuruştan 1,5 liraya çıkıyor ki ben 3-4 liralık karpuzlarda görüyorum. Bunlar ortalama fiyatları almış. Evet. TÜZOB'un rakamları %341. Yani %341 diye bir kar marjı yok Cansın Hanım. Bu zulüm. Yani bunu %341 eşittir zulüm. Yani o yüzden de böyle bir kar yok. Kaybeden senle tüketici ile üretici. İşte bakıyoruz patlıcanda 266 olmuş, salatalıkta 207 olmuş, kabakta %206 olmuş. Hepsinde maşallah. Marulda %200 olmuş. Hepsinde şimdi, maşallah. Halbuki ne demiştik? Hani Tarım Bakanlığı'nın da aldığı o tedbirler, evet, sözleşme tarım. Şimdi tarlada 34 kuruş olmasın, 1 lira olsun. Biz de 1,5 liraya yiyelim. Yani veya tarlada işte 2 liralık ürün 3 liraya satsın, biz de 6 liraya değil 5 liraya yiyelim. Bunu daha konuşacak gibiyiz zaten. Burada virgül koymuş olalım bu konuya o zaman. Faruk Erdem'i uğurlayacağım ben, saat başında devam edelim. Günaydın Ah Berek Hanlarına, tekrar hoş geldiniz. Saatleri 10 yaptık. Ajans bugünün ikinci saat dilimi hemen başlayacak. Gelsin bizim öne çıkardığımız başlıklar, hızlıca birlikte göz atalım. Ardından detaylara geçiyor olacağız. Üçüncü doz aşılama süreci
Dün başladı biliyorsunuz. Üçüncü doz aşı neden gerekli? Üçüncü doz aşı hangi aşı ile yapılacak? Detaylarına bakacağız. Ve hayvan hakları yasası merakla bekliyoruz. Pitbull yasağı gelecek. Pitbull gibi hayvanların sahiplenilmesi, beslenmesi yasak olacak. Detaylandıracağız. Bir diğer başlık, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınacak. Peki hangi statta kaç taraftar olabilecek? Detaylarına bakacağız. Ve son başlıkla devam edelim. Katar'la imzalanan askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü tartışmaları henüz bitmedi. Çünkü muhalefet asılsız iddialarda ısrarcı. Oysa eğitim verecek olan üniversitenin başındaki isim Katarlı öğrencimiz yok dedi. Ayrıntılarına bakacağız. Başlayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Önemli açıklamalar yaptı dakikalar önce. Hemen detaylarını alalım. Ankara'ya gidelim. Muhabir arkadaşım Mert Hacıalioğlu, bizi bekleyen isim. Mert, günaydın, hoş geldin yayına. Neler söyledi Bakan Akar? Seni dinleyelim. Cansın Elbacı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan ve Kırgızistan'a resmi ziyaretlerde bulundu ve özellikle bölgeye ilişkin, Afganistan konusuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Hatırlanacağı üzere geride bırakmış olduğumuz ay içerisinde gerçekleştirilen NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Afganistan'da bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi noktasında bazı açıklamalarda bulunmuş. İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu konuya değildi. Özellikle bu havalimanının işletilmesi noktasında henüz bir karara varılmış değil. Gelişmeleri ve görüşmelerin sonuçlarına göre sonucu Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız dedi ve bir toplantıda ele alacağız ifadesini kullandı. Özellikle bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına müteakip planlarımızı gerçekleştireceğiz dedi. Türkiye'ye özellikle Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na ilişkin 6 yıldır Türkiye tarafından buranın işletmesi gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanı bu şekilde açıkladı. Özellikle bu bölgede havalimanının aktif bir şekilde kullanılması gerekiyor. Geride bırakmış olduğumuz ay içerisinde ABD'den teknik bir heyet gelmişti. Özellikle bu havalimanının işletilmesi noktasında Milli Savunma Bakanlığı'nda, başkenti Ankara'da görüşmeler olmuştu. Bu görüşmenin önümüzdeki süreçte devam edeceğini belirtti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'yle değil, diğer ülkelerde NATO ve Birleşmiş Milletler nezdinde farklı ülkelerle de görüşüyoruz. Özellikle bu noktada lojistiğin sağlanması noktasında bu havalimanının önemli olduğu, Afganistan açısından oldukça önemli olduğu Milli Savunma Bakanı tarafından dile getirilmiş durumda. Havalimanının açık olması, çalıştırılması kuşkusuz önemli. Bu noktada havalimanının çalışmadığı takdirde büyükelçilikler bölgeden çekilecek ve Afganistan daha izole, kendi içine kapanık ve uluslararası bağlarının kopmuş olan bir ülke haline gelecek. Türkiye işte bunun olmasını istemiyor. Bu nedenden dolayı bölgede yoğun bir şekilde bu havalimanı işletilmesi için görüşmeler gerçekleştiriyor ve Bakan Akar da bu görüşmenin önümüzdeki süreçte devam edeceğini ve Başkan Erdoğan'la yapılacak toplantıyla birlikte de nihai sonuçların ele alınacağını belirtti. Öte yandan ziyaretlerinde FETÖ ile mücadelede özellikle Orta Asya ülkeleriyle birlikte de işbirliğinin altını çizdi Bakan Akar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Cansın Elbacı. Çanakkale Ayvacık'taki kaçak yapı skandalına CHP'liler bile isyan etmiş durumda. O bölgedeki son durumu alalım. Hemen o noktaya uzanalım. Muhabir arkadaşım Vedat Sezer bizi bekliyor. Vedat, kolay gelsin. Günaydın, hoş geldin yayına. CHP'li encümenler de yıkım ve idari para cezasına evet dediği yönünde bilgiler var. Nedir son durum? Evet, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlıköy altında yapılan o kaçak yapılarla ilgili Çanakkale İl Encümeni'nden yıkım kararı çıktı. Bu karar dün yapıldı. Dün gerçekleşen toplantıda 7 üyeli İl Encümeni konuyu masaya yatırdı. Hemen şunu belirtmekte fayda var. O encümenin 7 üyesinden 3'ü de Cumhuriyet Halk Partili üyelerden oluşuyor. 3 bürokrat ve vali başkanına toplanan bir encümen toplantısı yapıldı. Evet, o toplantıdan sonra yıkım kararı çıktı. Tabii sadece yıkım kararıyla sınırlı kalmayacak bir durum var. Çünkü orada 3 ayrı kanun ilan edilmişti. 3621 sayılı kıyı kenar kanununa muhalefet var. Ayrıca onunla ilgili de bir ceza işlemi yapılacak ki bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Bu nokta ormanın misre noktası ve ormandan kiralanmış bir noktaydı. Dolayısıyla Orman İşletme Müdürlüğü de bu sözleşmenin feshiyle ilgili de bir süreç başlattı. Tabii orası da
mühürlenmişti, faaliyetleri de durdurulmuştu. Tabii ki aynı zamanda doğal sit alanında, ikinci sit alanında bulunan bu nokta içinde ayrıca Kültür ve Tabiat Parkları Koruma Kurulu da bir cezai işlem yapmaya da hazırlanıyor. Yine bir başka ihlal de söz konusuydu. Bu nokta daha önce mühürlenmişti 27 Mayıs'ta. O mühürlenen noktada mühür kırıldığı için bu konuyla ilgili de İl Özel Dairesi Hukuk Müşavirliği Cumhuriyet Savcı'na suç duyuruda bulunmuştu ve bununla ilgili de bir ceza kesme hazırlandı. Tabii ki dikkat çeken konulardan bir tanesi yıkım kararı verildi ama Cumhuriyet Halk Partili 3 genel başkan yardımcısı ile birlikte üst düzey yöneticilerin ve belediye başkanının katıldığı açılışa o noktadaki verilecek olan cezayı dün 3 Cumhuriyet Halk Partili'nin oy birliğiyle yani imzası da alındığını belirtelim. Sözü buradan size bırakalım. Vedat, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Katar mevzusuna bakacağız. Katar'la imzalanan askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü tartışmaları biliyorsunuz henüz gündemdeki yerini koruyor. Koruyor çünkü muhalefet hala Katarlı öğrenciler sınavsız olarak tıp fakültelerine girebilecek iddiasına sarılmaya devam ediyor. Hatta geride bıraktığımız sınavla ilgili sınav sorularının zorluğunu bile bu konuya bağlıyorlar. Eğitimi verecek olan üniversitenin başındaki isim Profesör Doktor Cevdet Erdöl A Haber'e konuştu. Bakın neler söyledi. Katar'dan henüz hiçbir öğrencimiz yok. Tamamen yalan iddiayı ben şiddetle reddediyorum. Bir haber sitesi kuyuya taş attı. Katarlı öğrenciler sınavsız olarak tıp fakültelerinde okuyacak dedi. Devletin her makamı bu iddiayı yalanladı. Ama muhalefet yalan siyasetten geri adım atmadı. Bu olayın gündeme gelmesi öğrencilerimiz açısından son derece kötü bir durum oluşturdu. Tam sınava girecekleri sırada psikolojilerini olumsuz etkileyen bir durum oldu. 2 Mart 2021'de Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık öğrencilerini ilgilendiren bir işbirliği protokolü yenilendi. Protokole göre Katar'dan Türkiye'ye sınırlı kontenjanda Katarlı öğrenci gelmesi kararlaştırıldı. Eğitimi verecek olan kurumsa askeri öğrenci yetiştirme hakkını elinde tutan Sağlık Bilimler Üniversitesi'ydi. Ancak söz konusu protokol çarpıtıldı. Kendi gireceği kontenjana Katarlılar sınavsız olarak gelip girecekler ve öğrencilerimiz mağdur olacak gibi bir intiba oluşturuldu. Bu kontenjanlar ülkemizdeki ne askeri ne de sivil öğrencilerin kontenjanlarını kullanmamaktadırlar. Kontenjanların farklılığının yanı sıra Türkiye'ye gelecek öğrenciler kendi ülkeleri tarafından belirleniyor. Öğrenciler kendi ülkelerinde sınava girerek, elemeye tabi tutularak o ülkeler tarafından bize ismen gönderiliyor. Milli Savunma Bakanlığı bu anlaşmaya dayalı olarak eğitimi verecek olan müessese olan üniversitemize soruyor. Mesela biz diyor Ürdün'den bir öğrenci almak istiyoruz. Bunun için eğitim şartlarınız müsait midir? Bize müsait olduğunu bildiriyorsa bir yabancı uyruklu öğrenci ülkemizde askeri şahıs olmadan yabancı öğrencilerle ilgili sınav var. Ona girer, sivil öğrenci olarak okur. Bu Türkiye'deki bütün üniversitelerde olan bir şey. Onların da kontenjanları farklı farklıdır. Halihazırda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tam 195 öğrenci bulunuyor. Üstelik hiçbiri de Katar'da değil. Memnun kalınması gereken bir durum ama neden kimlerin niçin rahatsız olduğunu da doğrusu anlamış değilim. Askeri manada bu eğitimi veren tek kuruluşuz biz. Bu bakımdan da bizi söylenen sözler incitmiştir, üzmüştür. Umarım söyleyenler sorumluluklarının bilincine varır ve bu yaptıkları hatayı düzeltirler. Evet, ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Hemen sizlerle detayları paylaşalım. 21 faizsiz konut şirketine tasfiye kararı alındı. BDDK intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Biliyorsunuz son dönemlerde gündemdeydi. Bazı şirketlerin dolandırıcılık iddiaları vardı. Yine haksız kazanç elde ettikleri iddiaları vardı. Mağdurlar vardı. İşte bu iddialar üzerine bu karar gelmiş oldu. 21 faizsiz konut şirketine tasfiye kararı geldi. Son dakika bilgisi olarak paylaşalım. Bir sıcak bilgiyi daha paylaşalım. Yargıtay Ceza Genel Kurulu FETÖ mensuplarının Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadığı yönünde o sıcak bilgi. Ankara'ya gideceğiz.
Muhabir arkadaşım Rüya Kuş bizi bekleyen isim. Daha fazla detayı Rüya'dan alacağız. Rüya, günaydın. Seni dinliyoruz. Evet, Yargıtay Ceza Genel Kurulu temiz incelemesini gerçekleştirmiş gibi düşünmekte fayda var. Çünkü söz konusu kişiler hakim ve savcılar oldukları için ve o dönemde özellikle ilk derece mahkemesi yargılamasını Yargıtay 16. Ceza Dairesi yaptığı için temiz incelemesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından yapıldı. Bu incelemenin sonucunda 18 sanığın almış olduğu hükümler onanmış oldu. Bununla beraber bazıları 9 kişinin dosyası ayrıldı. Aralarında bazılarının beraat kararı onandı. Bunların da altını çizmekte fayda var elbette. İsimler üzerinden bakacak olursak eğer dikkatleri çeken elbette ki bazı kişiler var. Onlardan bir tanesi Süleyman Bağıryanık. O dönem Adana eski Cumhuriyet Başsavcısıydı kendisi ve devletin gizli kalması gereken belgeleri temin etme, bu belgeleri açıklama, Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden de toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bu cezayı onadı. Onunla beraber yine benzer bir şekilde aynı cezayı alan diğer isme bakacak olursak eğer Hamza Celepoğlu dikkatleri çekiyor. O da o dönem MİT tırların durdurulması davasında döneminde eski Adana Jandarma Bölge Komutanıydı. Ve yine kendisi de aynı şekilde devletin gizli kalması gereken belgeleri temin etme, bunu açıklama ve yine aynı şekilde silahlı terör örgütü üyesi olma ve yöneticiliği suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu. Bunlar önemli isimler. Bu isimler üzerine biraz daha durmakta fayda var. Çünkü Süleyman Bağıryanık daha önce Adana'da bu MİT tırlarını durduran kişi olarak biliniyordu. Devamındaysa Antalya'ya terfi etmişti ve hemen ardından da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da hakkında örgüt üyesi olduğu yönünde bir iddianame hazırlanmıştı. Bağıryanık aynı zamanda bir baylok kullanıcısı olduğu, örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu da yapılan incelemelerde soruşturma kapsamında içeriye giren, dosyaya giren deliller arasındaydı. Benzer bir şekilde Hamza Celepoğlu da Adana'daki görevine başlamadan önce generalliğe terfi ettirirken örgüt adına bazı isimlerle görüştü. Onlarla irtibatları oldu. Hatta patates hatlarını, hatları kullandığı da anlaşılmıştı. Ve artık onların cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanmış oldu. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık onlar için herhangi bir çıkış yolu kalmadı. Rüya, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Önemli bir gelişmeydi. Detaylarını Ankara'dan aldık. Bir yandan koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bir yandan yaz dönemi geldi biliyorsunuz. Tatiller başladı. Dün itibarıyla tam 15 ayın ardından yeni hayatımıza, yeni normalimize, belki de neredeyse hiç kısıtlamanın olmadığı hayatımıza geri dönmüş olduk. Tabii ki aşılama sürecindeki tekrar bunun altını çiziyorum ama durum böyle. O rekor kırdığımız günler sayesinde oldu. Şimdi 3. doz aşıdan söz ediyoruz. Biliyorsunuz 50 milyon üzerine çıktık ülkede aşılama konusunda. Tabii 3. dozla ilgili merak edilenler var. Nasıl aşıyı olacağız diye ilk zamanlarda konuşuyorsak acaba 3. dozla gerçekten gerekli mi diye merak ediliyor. Bir soru merak edilen ekrana taşıyacağız şimdi o aşılama süreciyle ilgili. Neden gerekli sorusu en çok sorulan soru elbette. Aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltmasını zaten uzmanlar söylüyordu. Bu nedenle hatırlatma dozu olarak 3. doz öneriliyor. Peki aşılama süresi nasıl ilerleyecek? Önce sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü aşılanacak ki buna dün başlandı biliyorsunuz. Süreç başladı. 2 doz aşısını yaptırmış olan vatandaşlarımız da 3 ay sonra 3. doz olan o hatırlatma aşılarını olabilecekler. 3. doz hangi aşıyla yapılacak? Şöyle sorabilirsiniz. İşte ben 2 doz Sinovac aşısı oldum. Üzerine BioNTech olabilir miyim? Evet, olabilirsiniz. İstenilen aşıyı tercih edebileceksiniz. Ve nasıl randevu alacağız? Tıpkı ilk dozda aldığımız gibi MRS, e-nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden hatırlatma 3. doz aşımızın randevusunu da alabiliyoruz. Ne zaman? 2 doz aşısını yaptırmış olanlar 3 ay sonra aşısını alabilecekler. Bir kez daha hatırlatalım. Covid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak? En çok sorulan sorulardan biri de buydu. Hastalığı geçirenler de 3 ay geçtikten sonra aşılarını olabilecekler. Bir diğer yandan tabii sadece biz değil. Tüm dünya mücadele ediyor koronavirüsle. Biliyorsunuz birçok ülke birbirine kapısını kapatmıştı. Kırmızı kategoride olanlar, mavi kategoride olanlar vardı. Türkiye yavaş yavaş ülkelerdeki o kırmızı kategoriden kurtuluyor ve aslında mavi kategoriye geçiyor. Onlardan bir tanesi de Avusturya. Avusturya'dan Türkiye kararı geldi. Düşen vaka sayılarıyla birlikte. Gelin detaylarına bakalım.
Düşen vaka sayıları toplamda 50 milyonun üzerinde aşılama. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede elde ettiği başarı Avusturya'yı harekete geçirdi. Avusturya Türkiye'yi kırmızı kategoriden çıkardı. Bu kararla birlikte Türkiye'den Avusturya'ya gidenler için karantina zorunluluğu kaldırıldı. Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni seyahat düzenlemesinin detayları paylaşıldı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden gelenlerin iki doz aşılarının olması, hastalığı geçirmiş ya da negatif test sonucu göstermeleri halinde karantinadan muaf tutulacağı duyuruldu. Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere ise karantina listesinde kalmaya devam edecek. Almanya'da aralarında Türkiye'nin de olduğu 80 ülkeye uyguladığı seyahat uyarısını kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanı olumlu gelişmelerin olduğunu ve kısıtlamalara gerek olmadığını söyledi. Kararlarımızda var olan durum aşılama ve kontroller etkili. Bu virüs ve varyantlarıyla yaşamak zorundayız. Her varyantta insanların hayatlarını durduracak adımları atmamamız gerek. Şimdi tabii kendi adımıza iyi bir süreçten bahsediyoruz ama bir yandan da haber nasıl bitti? Varyantlardan söz ederek. Yani bu iş tam anlamıyla bitmiş değil. İşte onun kanıtı olan bazı örneklerden biri ki bu süreci hem aşımız olarak hem de gerekli o kurallara uymaya devam ederek daha hızlı bir şekilde atlatabileceğimizi hatırlatalım. Yani koronavirüsten kurtulmuş değiliz maalesef. Yeni dönemle birlikte alınan kararlardan bir tanesi ki çokça merak edilip bekleniyordu. Özellikle taraftarlar tarafından statlara alınacak seyirci sayıları. Maçlar artık seyircili oynanacak yeni hayatımızla birlikte. Peki yeni sezonda hangi statta kaç taraftar olabilecek? Türk Telekom stadıyla başlayalım. Kapasitesi 52.223, 26.111 kişi seyirci olarak statta bulunabilecek. Ülker Stadyumu 47.834 kapasiteye sahip, 23.917 seyirci yine maçlarını izleyebilecek. Ve Vodafone Park Stadyumu 42.590 kişi, 21.295 kişi de yine o noktada maç izleyebilecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi 40.782 kişi. Kapasiteli 20.391 kişi de yine seyirci olarak o noktada bulunabilecek. Yani %50 kapasiteyle statlarda seyirciler olabilecek. Daha fazla ayrıntı da alalım. Necat Kırbulut, muhabir arkadaşım bizi bekliyor. Hemen stadın içerisinde. Necat, günaydın, hoş geldin yayınına. Bursa stadındasın zannediyorum. Neler aktaracaksın bize? Evet, taraftara müjdeli haber geldi. Biz de Bursa Büyükşehir Stadı'ndayız. Size hem stadı gösterelim hem de gelişmeleri anlatalım. Burası yeni bir stat ve uzun süredir de ne yazık ki taraftarsız maçlar oynanıyordu. Artık TFF'den iyi haber geldi. Artık 2021-2022 sezonunda stadyumlar kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alabilecekler. Yani futbol takımlarının 12. gücü taraftarlar artık maçları izleyebilecekler. En azından %50 kapasiteyle oynayacaklar. Ama bir de localar var. Localar tam kapasiteyle seyirci izleyebilecekler. Onun dışında statlarda yarı kapasite olacak. Bursa Büyükşehir Stadı'nın kapasitesi 43.338. Yani yaklaşık 22.000 kişi stattan maçları izleyebilecekler. Nevruz İlimdaroğlu, şöyle görelim. Biraz da tribünleri görelim. Burası meşhur Texas tribünü. Aslında bu tribüne taraftar nasıl alınacak? Birer boşluk bırakılarak mı alınacak? Yoksa tribünün bir kısmı boş kalacak, diğer kısmı mı dolacak? Bu henüz tam olarak netleşmiş değil. Tabii Sağlık Kurulu'nun çalışmalarıyla da bu da netleşmiş olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada %50 oranında artık seyirci olabileceğini söylemişti. Ancak normalleşme süreci kapsamında da ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda da deplasman takımı için de aynı kural geçerli olacak. Yani deplasmana gidecek olan taraftar da onlara ayrılan kapasitenin %50'sini kullanabilecekler. Uygulamaların tüm detayları Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile sürdürülecek olan
istişarelerle netlik kazanmış olacak. Birer boşluk bırakılarak mı oturulacak? Yoksa bir tribün boş bırakılacak, diğeri mi dolduracak? Bu tam olarak netlik kazanmış değil. Ancak şunu söyleyelim. %50'si dolu olacak. Locaların tamamında seyirci olabilecek. Aynı şekilde deplasmana gidecek olan 12. güç yani taraftarlar yine %50 kapasiteyle maç izleyebilecek diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Necat, teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir diğer yandan da artık sonunda meclise gelen o teklif, hayvan hakları yasası ile ilgili, meclis tatile girmeden de teklifin yasalaşması isteniyor ve bekleniyor. Mecliste hayvana işkence af olmayacak. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımı kalkıyor. Onlar mal değil can olacaklar. Yine birçok ceza gelecek. Hapis cezaları da içerisinde. Detayları ilerleyen dakikalarda daha fazla konuşacağız. Pet shoplarla ilgili, sirklerle ilgili detaylı de var. Ama maalesef çok sıkça bu görüntüleri taşıyoruz ekrana. Hatırlarsınız haberleri. İşte bir kadına saldıran pitbull görüntüsü, yine bir çocuğa saldıran ve mahallelinin elinden almaya çalıştığı pitbull saldırısı. Sıkça pitbull saldırıları yaşanıyor. Bir yandan hayvan hakları yasa teklifinin içerisinde bir madde var. O maddeye göre toplamda 4 ırk, pitbull bunlardan bir tanesi, o türlerin Türkiye'ye sokulması yasaklanacak ve belli kriterler getirecek bu yasa o cinsler için. Dün aslında biraz anlatmaya çalışmıştık. Muhabir arkadaşım Çağdaş Evren Şenli'yi de görelim bir yandan. Dün bir konuk ağırlamıştı. En azından izlemeyen seyircilerimiz için şu hatırlatmayı yapalım. Çünkü dün konuğumuz gerçekten işi o kadar güzel özetlemişti ki, Çağdaş sen de bana hak vereceksindir. Aslında tehlikeli ırk yoktur. Onların nasıl yetiştirildiği, nasıl bakıldığı ve içgüdülerinin nasıl yönlendirildiği önemli demişti. Çağdaş, şimdi bu yasayla birlikte bu gelecek, peki nasıl kriterler olacak? Örneğin benim pitbull köpeğim var. Ne olacak köpeğime, ne yapacağım bu yasa teklifi meclisten geçince? Johnson, dün beraber gerçekleştirdiğimiz yayında bir köpek eğitmenini almıştık. Tekrar hatırlatalım ve aslında hem insani yönden hem de hayvanlar yönünden bu konuyu değerlendirmiştik. Bugün de çok özel bir konum var ve bu hayvan hakları yasasının hukuki boyutunu değerlendireceğiz. Belirttiğiniz gibi 4 köpek türünün girişi Türkiye'ye yasaklandı. Dogo, Pitbull, Toza ve Fila cinslerinden bahsediyoruz. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sorularınızı da cevaplayalım elbette. Yanımda yayın konuğum avukat Murat Emergen'le beraberiz. Murat Bey, hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Dün gerçekleşen yasayla beraber, konuşulan konuyla beraber neler olacak? Bu beklenen bir kanun çalışmasıydı ve nihayet artık meclise sunuldu. Yasalaştığı zaman birçok değişiklik olacak. Öncelikle artık hayvanlar mal statüsünden çıkartılıp bir can statüsüne bürünecek. Ayrıca sahipli ve sahipsiz hayvan statüsü ortadan kalkacak, tüm hayvanlara eşit muamele yapılacak. Bu tür hayvanlara acı veren, öldüren, hatta bunları dövüştüren artık hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Tabii bu sadece sahipli sahipsiz hayvan değişikliği değildir. Aynı zamanda Pitbull, Dogo, Tosa, Fila gibi, hatta bu cinslerin melezlerinin dahi Türkiye'ye girişi yasaklanacak. Bunları beslemek, bunların ticaretini yapmak, hatta reklamını yapmak dahi yasaktır. Bu hayvanları besleyen, ticaretini yapan, satan, hatta hediye eden dahi 11.000 TL hayvan başına para cezası ile karşı karşıya kalabilecektir. Peki Murat Bey, şunu sormak istiyorum. Örneğin benim şu an bir pitbull köpeğim var ve bunu besliyorum. Elimden mi alınacak? Nasıl bir işlem uygulanacak? Böyle bir köpeğin olduğu tespit edilirse belediye bu köpeğe el koyacak. Vatandaşların bu tür köpeklerle karşı karşıya kaldıklarında yapması gereken, ilgili hayvan ve sahibini orman bölge müdürlüklerine, aynı zamanda eğer mümkün değilse karakollara veyahut da belediyelere şikayet etmelidir. Şikayet etmeleri de gerekir. Bu bir vatandaşlık görevidir. Günümüzde malum, bundan birkaç gün önce Başakşehir'de bir pitbull küçük bir kız çocuğumuza zarar verdi. Artık bu tür haberleri ve zararları görmek istemiyoruz. Eğer bu hayvan sahipleri, biraz önce ismini zikrettiğimiz tehlikeli hayvan sınıfında olan hayvan sahipleri, eğer belediyelere bu hayvanlarını teslim etmezlerse, eğer bu hayvanlar da bir başkasına zarar verirse, artık bu zararın da sadece bir hayvanını vermekle kalmayacak,
aynı zamanda maddi ve manevi tazmin yükümlülüğü altına girecek ve 6 aya kadar hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilecektir. Elbette dün gerçekleştirdiğimiz yayında da sıkça dile getirdik. Saldırgan köpek yoktur, bilinçsiz sahibi vardır demiştik. Başakşehir'deki olaydan örnek verdiniz. Bu ve buna benzer olaylarda nasıl bir hukuki süreç işliyor? Bu tehlikeli köpekleri düzenli ve kontrollü beslemeyen, ihmal eden kişiler maalesef köpeklerinin insanlara zarar vermesine de sebep oluyorlar. Zarar verince, o aile için konuşuyorum, yapması gereken suç duyurusunda bulunmaktır. Suç duyurusunda bulunduğu zaman ilgili köpek sahibi hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Aynı zamanda adli para cezası alacaktır. Bununla beraber maddi ve manevi olarak tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Nihayetinde bu kız çocuğumuz hastaneye yatırılmış, birçok tedavi ve ameliyat sürecinden geçirilmiş, aynı zamanda psikolojisi de bozulmuştur. Dolayısıyla aile ilgili köpek sahibinden ihmal ve dikkatsizlik olduğu için tehlikeli bir hayvanı maalesef beslediği için tazminat yükümlülüğü söz konusu olacaktır ve tazminatla karşı karşıya kalacaktır. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Avukat Murat Emergen'le beraber hayvan hakları yasasına dair detayları konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Çağdaş, sana ve konuğuna teşekkür ediyorum. Konya'da 2018 yılında Metin ve Necla Büyükşen çifti evlerinde öldürüldü. İşte bu esrarengiz cinayet ITV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılmaya çalışılıyor. Bu kez stüdyoda olay anına ilişkin canlandırma yapıldı. Türkiye yine ekranlara kilitlendi. Kızım, kapının önündesin, kapının önünde. Sizin evde telefon yok mu? Var. Kaç tane var? Üç. Ha, üç tane kapı. İki adım atarsam üç telefon var. Annem de içeride sağ. Niye ben gideyim Uğur'a? O an aklıma öyle geldi benim. O evde o gece ne oldu? Esrarengiz cinayetin üzerinden 3 yıl geçti ancak sır perdesi aralanamadı. Böyle mi oturuyordun? Annen de yanında oturuyor değil mi kızım? Karşıda bir tane sedir var, baba burada oturuyor. Bu pencere sizin baktığınız zaman gelenleri görebileceğiniz pencere değil mi? Büşra'nın baktığında şu burada olursa pencere göreceği yer. Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında Metin ve Necda Büyükşen çifti evlerinde öldürüldü. Olayın tek tanığı çiftin kızları Büşra Büyükşen'se saldırıda yaralandı. Çok şey bildiği var ama anlatmıyor. Katilleri söyleyecek, buradan da millete bir rahat nefes aldıracak. Kilit oyan da Büşra kilidi açacak. İki elini tuttu. Tamam, öbür yana doğru. Girdi. Yana doğru böyle uğraştın sen bunu koymak için. Düşmesin diye. Yan tarafa nasıl? Değil mi? Ya yan tarafa böyle nasıl yaptı? Koydun onu? İşte bu esrarengiz cinayet ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılmaya çalışılıyor. Buraya döndüğünde katil burada değil, katil gitmiş, pencere burada. Burada katil yok ki. Madem katilden koy koysun, kapa kapıyı. Ne halin varsa görsün onu. Anahtar da üstündeymiş. Kitle. Hemen ara telefonunu. Aç camı da ciyak ciyak da bağır. Telefonun da var. Ara kimi arıyorsan. Zaten jandarma ile sizin evin arası 2 dakika. Stüdyoda cinayetin işlendiği eve benzer fiziki ortam oluşturularak canlandırma yapıldı. Buraya çıktığın noktadan itibaren buralara bir tutunuyorsun ya. Bu tarafa geçmek için. Mesela bu hiç düşmüyor. Maşallah. Hiç elin kolun buna çarpmıyor. Bu böyle olay yerinde burası böyle bulunuyor. İlk şey bu. Sen çıkmak isterken katil seni oradan aldı. Evet. Attın üzerine. Nasıl düşeceksin? Yüzüstü. Düş. Benim kafam şu taraftaydı. Hı? Şu taraftaydı. O zaman camdan çıkmak isterken arkandan gelmedi. Geldi arkamdan. Duruyorsan işte karşımdasın. Vurmak istersen bir tane vurdun mu yerdesin zaten. İşte böyle vururum. Eğer sağ elimdeyse bu zaten. Benim vuracağım yer burasıdır. Tam da şurana denk gelir. Niye senin yüzüne gelmesin diye şurana getireyim ki dipçiyi ben? Vursaydı çok hızlı. Ya orada kafatasında bir kırık oluştururdu. Beyinde kanama oluştururdu. Hiç silahı doğrultmadı. Doğrultmadı. Sadece vurdu bir tane. Ya da iki tane, üç tane neyse. Aynen. Sonra böyle bekledim. He. Gitti. Annem içeride ne oldu diye merak etmez mi insan? Ya o an öyle hareket ettim. Niye bilmiyorum. Bilmiyorum. O an gittim yani. İstanbul'da kadın ve çocukları zorla dilendiren çete çökertildi. 12 çocuktan 9'u Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştirildi. 30'u ise ailelerine teslim edildi. Kadın ve çocukları dilendiren çete çökertildi.
Ekipler İstanbul'daki metro, metrobüs, trafik ışıklarıyla turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara dilencilik yaptırıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçildi. Zeytinburnu'ndaki bir adrese baskın yapıldı. Operasyonda aralarında çete liderinin de olduğu 31 kişi yakalandı. Dilendirilen 12 çocuk kurtarılırken aramalarda ise yüklü miktarda para transferi de kontlara ele geçirildi. On iki çocuktan 9'u Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştirildi. 3'ü ise ailelerine teslim edildi. Amerika'nın Los Angeles kentinde havai fişek dolu bir kamyonet infilak etti. Patlamada 16 kişi yaralandı. Havai fişeklerin yasa dışı yollarla hazırlandığı da açıklandı. 2 ton havai fişek yüklü kamyonet patladı. 16 kişi yaralandı. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. Los Angeles polis ekipleri 2 ton havai fişek taşıyan bir kamyoneti yakaladı. Ele geçirilen havai fişeklerin ardından olası tehlikelere karşı bomba imha ekipleri çağrıldı. Ancak o sırada kamyonette bulunan havai fişekler infilak etti. Patlama bölgede paniğe neden olurken 16 kişi de yaralandı. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde ciddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer patlamanın daha yıkıcı etkileri olabileceği ancak aracın içinin zırhlı olmasından dolayı bunun yaşanmadığını duyurdu. Söz konusu havai fişeklerin Çin menşeli ve ev yapımı olduğu belirtildi. Mersin'de kliması arızalı olan Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü sefere çıktı. Sıcak havada otobüste bulunan yolcular duruma isyan etti. Mersin'deyiz. Şoför bey, klima niye çalışmıyor? Cevap verir misiniz? Arızalı oldu. Arızalı niye yola çıkıyorsunuz o zaman? Kliması bozuk otobüs sefere çıkarıldı. Sıcaktan bunalan yolcular duruma isyan etti. Çıkarmayacaksın kardeşim o zaman. Çıkarmayacaksın. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsündeki yolcular şoförden klimayı çalıştırmasını istedi. Şoför bey, klima niye çalışmıyor? Cevap verir misiniz? Arızalı oldu. Arızalı niye yola çıkıyorsunuz o zaman? Ancak şoför otobüsün klimasının arızalı olduğu için çalışmadığını söyledi. Aldıkları cevap yolcuların tepkisine yol açtı. 1,5 saatlik yolu klimasız gidiyoruz. Memnun musunuz efendim? Değilim. Değilsin. Memnun musunuz efendim? Evet, Mersin Büyükşehir Belediyesi. Arızalıysa çıkartmasın kardeşim arabayı. Ter içinde kalan yolcular kliması arızalı otobüsün sefere çıkarılmaması gerektiğini söyledi. Çıkarmayacaksın kardeşim o zaman. Çıkarmayacaksın. Arızalı ise yaptırsın kardeşim. Yaptırsınlar. Evet. Bakın Vahap Seçer'in kazandığı biri. Bunaltıcı sıcaklık birçok ilde etkisini gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaktan kaçmak için havuz ve parklara akın etti. Bunaltıcı sıcaklık etkisini gösterdi. Sokak ve caddeler boş kaldı. Havuzlar, gölgelik alanlar doldu taştı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle termometreler 51 dereceyi gösterdi. Gençler süs havuzları ve göletlerde serinlemeye çalışırken birçok vatandaş da park, gölgelik ve su fıskiyeleri kenarlarında zaman geçirdi. Aydın'da da sıcaklık nedeniyle caddeler boş kaldı. Termometreler 41 dereceyi gösterdi. İl genelinde yaşanan sıcaklar normalleşme sürecini de etkiledi. Vatandaşlar kendini eve kapattı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini artıran sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçüldü. Kentte nem hissedilen hava sıcaklığının 2-3 derece kadar artışına neden oldu. Kentte sıcak havadan kaçmak isteyen çoğu vatandaş parklara akın etti.
Sıcaktan bunalan bazı hayvanlar da park içerisindeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Kilis'te vatandaşlar 37 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alanlarda, parklarda ve havuzlarda serinledi. Bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul Küçükçekmece Gölü'nden önce çevreye kötü bir koku yayıldı. Ardından balık ölümleri başladı. Sonrasında ise korkunç bir görüntü ortaya çıktı. Sana ölüyorlar, resmen ölüyor. Görüyor musun? Küçükçekmece Gölü kırmızı alarm verdi. Kirlilik nedeniyle sudaki canlılar ölmeye başladı. Önceden yoktu böyle bir şey. Balık tutuyorduk vesaire ama şimdi ölü olduklarını gördük. Muhtemelen çevre kirliliğinden. İstanbul Küçükçekmece Gölü'ndeki kirlilik nedeniyle binlerce yengeç ve balık kıyıya vurdu. Balıkların can çekiştiği görüntüler yürekleri dağladı. Görüyor musun? Baba. Resmen ölüyor. Baba. Göldeki kirlilik ve kötü koku nedeniyle vatandaşlar da göl kıyısında oturamaz hale geldi. Yani şuralar falan çok kötü gerçekten. Aşırı bir var ama. Yavru balıklar özellikle. Yani buna bir çare bulunursa seviniriz. Her akşam buradayız ama sağlığımızı gerçekten tehdit ediyor. Bu koku yoktu işte. 2-3 günlük bir mevzu bu. Çünkü insanlarımız gerçekten hani dikkat etmiyor. Gerçekten dikkat etmiyor. Burası Rusya. Rusya'da hatalı sollama yapan minibüs kazaya neden oldu. Kazada bir kişi de hayatını kaybetti. O anlar bakın kameralara nasıl yansıdı. Görüntülerin adresi Rusya. Seyir halindeki minibüs önde giden kamyonu geçmek istedi. Sinyal verdi ve sollama yaptı. Ancak bu hareket kazayı kaçınılmaz kıldı. Karşı şeritten gelen kamyon hızla minibüse çarptı. Ardından da büyük bir patlama meydana geldi. Arkadan gelen araçlarda duramayınca zincirleme kaza oldu. Kazada bir kişi hayatını kaybettiği minibüsten geriye ise hurda yığını kaldı. Şimdi araçlardan söz edeceğiz. Ayıplı araçlardan, sıfır araç diye sattıkları araçları kısa sürede deforme olmasıyla yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği ileri sürülen lüks bir marka acentesi davalık olmuş durumda. Bilirkişi araçlar ayıplı mal dedi. Ayıplı mal satın alan isimler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir savcının da olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar. Genel merkezi bu hatayı kabul etti. Genel müdürlükle de kabul etti. Sorun yaşadığımızı ve bunun giderilmesini talep ettik. Bizi bugüne kadar oyaladılar. Sıfır diye sattılar ancak araçların birçoğu ayıplı çıktı. Ve daha sonra onlarca mağdur firmanın kapısını çaldı. Keyifle sürmek için araç satın aldılar ama alacaklarına da bin pişman oldular. İddia o ki bu araçların tavan kısmında boya atması vardı. Yani sıfır olmasına rağmen ayıplı araç satın almışlardı. Mağdurlar toplandı, satın aldıkları yere gitti ve araçlarının değiştirilmesini istedi. Ama bunun karşısında red cevabını aldılar. Elbette onlar da yargı yolunu seçti. İşte o mağdurlar arasında Cumhuriyet Savcısı bile var. Ama halen firmadan olumlu bir şekilde dönüş alamıyoruz. Bizim talebimiz aracın değiştirilmesine yönelik. Çünkü tavanınızı boyadığınız zaman aracınızın piyasada satışı tamamıyla engelleniyor. Satarken kurumsal firmaları almıyor. Kendi bayileri bile arabayı takısa almıyorlar tavan işlemini gördü diye. Ve yine iddia o ki ayıplı araçların satışı hala devam ediyor. Genel müdürlükleri bu sorunu kabul ettikten sonra dahi bu aracı hala piyasaya sürdüler. Biz bunlar için de işlem başlatacağız. Çünkü millet burada yeni yeni mağdurlar çıkartıyor. Peki tüketicilerin bu gibi durumlarda ne gibi hakları var? Tüketici aldığı araçta gizli ayıp ortaya çıkarsa ve bu ayıp
satıcının, üreticinin, ithalatçının ağır kusur veya kastı ile gizlenmişse kullanım ömrü boyunca garanti süresi içindeymiş gibi hak arayabilir. Firmanın bize yapmış olduğu teklifler piyasa koşullarının çok çok altında olan teklifler. Benim gibi 5-6 arkadaşının daha bilirkişi raporu çıkmıştır. Araç gizli ayıp diye söylenmiştir. Biz bu mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini genel merkezinden talep ediyoruz. Kendileri dahi takası almıyor. Çok komik rakamlarda bize para teklif ediyorlar. Biz bunları kabul etmiyoruz. Otomotiv markaları batıda ise derhal araçları geri çağırıyor, müşterilerini memnun ediyor ve özür diliyorlar. Bu tüketici buna layık değil. Çünkü yıllar sonra kazandığı davayla elde ettiği kazanım olmuyor. O gün fatura bedelini geri almaktansa ikinci esas aracı belki de daha kazançlı çıkabiliyor. Amerikalı uzmanlar fast food beslenme tarzına ilişkin 10 yıl boyunca bir araştırma yaptılar. O araştırmanın sonuçlarını yayımladılar. Araştırmaya göre fast food beslenme kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini %46 arttırıyor. Kızarmış yiyecekler, şekerli gıdalar, fast food beslenme tarzı. Uzmanlar bir kez daha uyardı. Sağlıksız beslenme kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini artırıyor. Amerikalı uzmanlar sağlıksız beslenmenin hayatımıza yönelik etkilerini içeren bir araştırmaya imza attı. Alabama Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada aşırı yağlı, kızarmış ve şekerli gıdalar incelendi. 10 yıl boyunca 45 yaş üzeri 21 bin kişiye her 6 ayda bir kalp sağlığı taraması yapıldı. Araştırmaya göre bu alışkanlıkların kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini %46 artırdığı tespit edildi. Araştırma sürecinde 400'den fazla kişinin yaşamını kaybettiği de belirtildi. Peki nasıl bir beslenme tercih edilmeli? Uzmanlar bu konuda Akdeniz tarzını öneriyor. Çünkü Akdeniz tarzı beslenme kalp krizi riskini %24 oranında azaltıyor. Hadi kısa bir ara verelim, saat başında devam edelim. Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 11 yaptık. Ajans bugünün yeni saat dilimine başlayacağız. Muhabir arkadaşlarım farklı noktalarda, farklı konularla birlikte bizi bekliyor. Kimlere de hızlıca birlikte göz atalım. Ardından detaylara geçiyor olacağız. Başkan Erdoğan bugün Sakarya'da tank palet fabrikasında incelemelerde bulunacak. Hakan Süer Sakarya'dan canlı yayında olacak. İYİ Parti ile Saadet Partisi arasında Erbakan gerginliği sürüyor bir yandan. Tülay Ağoğlu Ankara'da. CHP'den muhalefet partilerine ortak masa çağrısı geldi. İlter Yeşiltaş ayrıntıları az sonra aktaracak. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu ve iade süreci nasıl olacak? Ramazan Almaçayır bu soruların yanıtını verecek İstanbul'dan. Sultan Gazi'de uçurumdan düşerek ölen Elif Çakal soruşturmasında Çakal'ın arkadaşı tutuklandı. Genç kız düştü mü, uçurumdan itildi mi? Mehmet Karataş İstanbul'da canlı yayında olacak. İstanbul'da Marmara'ya aşı istasyonu kuruldu. Melis Coşan detayları aktaracak. Hemen başlayalım. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı aldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiye komisyonu atanacak. BDDK'dan yapılan açıklamada süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği de belirtildi. Açılışta da aktardık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Sakarya'da olacak. Bir dizi açılışta da bulunacak. Şimdi daha fazla ayrıntı alalım. O noktaya gidelim. Muhabir arkadaşım Hakan Süer bizi bekleyen isim. Hakan, hoş geldin yayına. Nasıl bir program var bugün içerisinde? Seni dinleyelim. Cansın, aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan gün boyunca Sakarya'da olacağını söyleyebiliriz. İşte önümüzdeki dakikalarda şu an bizim de bulunduğumuz Arifiye ilçesinde bulunan Punk ve Talet
palet fabrikasına gelecek. Hemen kameraman arkadaşım göstersin size. Biz de şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelmesini bekliyoruz. Burası oldukça önemli. Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalan algı operasyonlarıyla işte bu fabrikanın Katarlara satıldığını iddia etmişti. Hem AK Parti'den hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan defalarca bununla ilgili yalanlama gelmişti. İşte bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu fabrikaya gelecek. Fabrikada incelemeler yapacak. Yaklaşık bir saatten fazla bu fabrikada kalacak. Aynı şekilde cuma namazını da fabrikada işçilerle birlikte kılması bekleniyor. İşte buradaki açılışın hemen ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adapazarı merkeze geçecek. İşte Adapazarı merkezde Sakarya Üniversitesi'nin hemen yanında yapılan Kadın Doğum Hastanesi'nin önünde toplu açılışa katılacak. İşte peki bu toplu açılışta neler olacak? Özellikle elektrikli milli trenimizin lansmanı var. Ona telekonferans aracılığıyla katılacak. Toplamda da 18 açılışı yapılacak. İşte ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sapanca'ya geçecek ve Sapanca'da genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak ve ardından da Sakarya'dan ayrılacak. Dediğimiz gibi biz şu anda Sakarya Arifiye ilçesinde bulunan tank palet fabrikasındayız. İşte önümüzdeki dakikalarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu fabrikaya gelmesi ardından da içeride inceleme yapması bekleniyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım. Hakan teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum sana. Yargıtay Ceza Genel Kurulu MİT tırları davasında yargılanan 18 sanığın cezasını onadı. Aralarında dönemin başsavcısı ve jandarma bölge komutanı da var. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin 54 sanık hakkında verilen kararla ilgili incelemesini tamamladı. Kurul aralarında 22 yıl 6 ay hapis cezası alan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağıryanık ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 18 kişinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen cezalarını onadı. Dosya kapsamında 24 sanık hakkındaki beraat kararları da onanırken kurul 3 sanık hakkındaki hükme bozma kararı verdi. 9 sanığın da dosyasını ayırdı. Bu arada tüm sanıklar hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçundan verilen beraat kararlarına ilişkinse temyiz taleplerinin de reddine hükmetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'la Duşanbe'deki Millet Sarayı'nda bir araya gelen Bakan Akar'ın gündemindeki başlıklardan biri de Afganistan meselesiydi. Akar, Afganistan'daki havalimanı ile ilgili temasların süreceğini söyledi. Afganistan'da Amerikalıların ve NATO'nun çekilmesinden sonra son derece hayati bir öneme haiz olan Hamid Karzai Uluslararası Havalanı'nın işletilmesi konusu söz konusu. Bu Afgan kardeşlerimizin geleceği bakımından, kendi ihtiyaçlarını karşılaması bakımından çok büyük önem arz etmekte. Biz zaten son 6 yılda bildiğiniz gibi bu Hamid Karzai Havalanı'nın, Kamil Havalanı'nın işletilmesini yapmaktayız. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Eğer bazı şartlar var, bazı konular var, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu NATO zirvesinde de ifade ettiler. Hem oturumlar sırasında hem de basın toplantısı sırasında dile getirdiler. Buradaki bizim niyetimiz belirttikten sonra bazı şartlar söz konusu. Bu şartların da oluşması halinde burada kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu siyasi destek konusunda Birleşmiş Milletler nezdinde, NATO nezdinde bazı siyasi kararların alınması, Afganistan hükümetiyle efendim bir anlaşmaya varılması ve diğer taraftan lojistik destek, efendim finansal destek, mali destek konusunda çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada Amerika'da da temaslarımız sürüyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat bu konudaki temaslar sürmekte. Tabii bu şartları biz konuşuyoruz, görüşüyoruz. Uygun şartlar sağlandığı takdirde ta başlangıçtan beri ifade ettiğimiz gibi Afganistan bizim kardeşimiz, Afganlar bizim kardeşimiz. Dolayısıyla onların sulhu, sükunu, efendim, huzuru bakımından, güvenliği bakımından yapabileceğimiz ne varsa yaptık, yapmaya çalışıyoruz.
CHP'den muhalefet partilerine ortak masa çağrısı geldi. Ana muhalefet partisi parlamenter sistem hazırlığı yapan diğer siyasi partilerle bir araya gelmeyi planlıyor. Peki HDP bu masada olacak mı? Asıl soru bu elbette. Ankara'ya bir gidelim. İlter Yeşiltaş muhabir arkadaşım, bizi bekleyen isim. İlter, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor Ankara'da bu konu hakkında? Cansel Bacı, HDP bu masada olmak ister, istiyor da sadece parlamenter sistem hazırlığı kapsamında yapılacak görüşmelerde değil. Ayrıca Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken de HDP bizim de görüşümüz alınsın mesajını veriyor her defasında. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ise HDP ile aynı kare içerisinde bulunma taraftarı değil. Çünkü kamuoyu tepkisinden özellikle İyi Parti'nin çekindiğini biliyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak şimdilik HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ortak masa etrafında bir araya gelip bir parlamenter sistem hazırlığı yapması pek de muhtemel görülmüyor. Ancak tabii ki perde arkasında bu sistem değişikliğine ilişkin genel başkan yardımcıları düzeyinde bir temas olması muhtemel diyebiliriz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir bu taslak üzerinde çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde CHP Parti Meclisi toplantısında 75 sayfadan oluşan bu taslak üzerinde değerlendirme yapıldı. Parti Meclisi üyelerinin görüşüne sunuldu taslak ve bu görüş alındıktan sonra 29 ana ilke kamuoyuyla paylaşıldı CHP yönetimi tarafından. O ilkeler arasında başbakanlığın geri gelmesi, YÖK'ün kaldırılması, HSK'nın yerine Adalet Yüksek Kurulu'nun kurulması gibi maddeler yer alıyor. Ortak masa önerisi de yine benimsendi taslakta. Zaten 22. sayfada yanılmıyorsam ortak masa önerisinin dile getirildiğini söylemek mümkün. Burada parlamenter rejim öneren siyasi parti liderleriyle bir araya gelinmeli çağrısında bulunuldu. Ortak ilkeler bildirisi yayımlanmasının gerektiği belirtildi. Yani parlamenter sisteme dönüşün daha doğru olacağını savunan siyasi partiler, zaten İyi Parti, Gelecek Partisi bu konuyla ilgili bir hazırlık içerisinde. Tüm siyasi partiler hazırlıklarını tamamladıktan sonra siyasi parti liderleri ortak masa etrafında bir araya gelsin ve o masadan ortak ilkeler bildirisi çıksın şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü var. Tabii bu görüş olarak ancak şu an itibariyle dillendiriliyor. Somutlaşıp somutlaşmayacağını önümüzdeki günler gösterecek Cansel Bacı. Şimdi Ankara'da bunlar konuşuluyor. Siyasetten konuşmaya devam edelim. Adı sık sık krizlerle gündeme gelen İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan. Şimdi de Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'a hedef aldı. Türkkan gerçek dışı iddialar üzerinden Kanal İstanbul projesini itibarsızlaştırmak isterken Erbakan'a göz boyayıcısı imasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi aslında kendisi. Böyle bir dönemde muhalefet partilerinin birbirlerine muhalefet etmesi kadar abesle iştigal olamaz. Ya rahmetli Erbakan aklıma geldi ya. Rahmetli Erbakan çok temel atardı. En az 5-6 sağlam bakan. İş bir ara o kadar fazla ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Sayın Bahçeli demokrasi konusunda en çok konuşacak adamdır. Kırdığı potlar, bir türlü tutturamadığı öngörüler ve sosyal medyadan yaptığı tepki çeken onlarca paylaşım. En son kaçak çiftlik skandalıyla gündeme gelen İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfi Türkkan, ittifak ortağı Saadet Partisi'ni kızdıracak açıklamalara imza attı. Gerçek dışı iddialar üzerinden Kanal İstanbul projesini itibarsızlaştırmak isterken, Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef aldı. Krize kapı aralayacak sözler söyledi. Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Rahmetli Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar fazla ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Sonra da birileri gitti o temeli bir kamyonun arkasına söküp attı gibi getirdi. Yani aradan 40 sene geçmiş. 40 sene sonra aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor. Erbakan'ın hamlelerine göz boyayıcılığı imasında bulunan Türkkan'a yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi ateş püskürdü. İyi Parti Grup Başkan Vekilini cahillikle suçladı. Erbakan hocamıza dil uzatana bak sen. Bilgi desen yok, ufuk desen yok, akıl desen o da yok. Ama cehalet var, iftira var, yalan var.
İşin acısı da bu vasıflardaki birinin mecliste koltuğu var. Milletimize sözümüz, memleketi bu vasıfsızlardan kurtarmak bizim boynumuza borçtur. Türkkan'a Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisi tepki gösterirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sessizliğe büründü. Ben son yaklaşımları... Türkkan daha önce de Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını sorgulamış, açıklamaları ittifak ortakları arasında krize neden olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala bir liderlik problemi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala bölgelerde... Onun adamı, bunun adamı, şunun adamı problemleri var. Böyle bir dönemde muhalefet partilerinin birbirlerine muhalefet etmesi kadar abesle iştigal olamaz. Şimdi açıklamalar böyle. Bir yandan Ankara'da bu konuyla ilgili ne konuşuluyor? Saadet Partisi'nden gelen bir tepki, bir açıklama var mı? Kulislerde neler konuşuluyor? Sorularını soracağız. Ankara'ya dönelim. A Haber muhabiri Tülay Ağoğlu bizi bekleyen isim. Yayına hoş geldin diyeceğim. Ve bu konunun detaylarını senden dinleyeceğiz. Cansın Helvacı, Saadet Partisi'nden bir tepki geldi. Lütfü Türkkan'ın sözlerini az önce haberimizde izlediğimiz Lütfü Türkkan'ın sözlerini. Temelsiz konuşmalar dedi Abdülkadir Karaduman. Bir tweet attı, Twitter üzerinden paylaştı bu konudaki düşüncelerini Saadet Partisi milletvekili. Temelsiz konuşmalar hayatını Türkiye'nin bağımsızlığına, maddi ve manevi kalkınmasına adamış ağır sanayi hamleleriyle ülkemizi baştan aşağı fabrikalarla donatmış Erbakan hocamızı tarlaya temel atmakla itham etmek temelsizdir dedi ve kınıyorum, kınadığını ifade etti. Lütfü Türkkan'ı da özür dilemeye davet etti. Evet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan henüz bu konuda bir açıklama gelmiş değil, ancak Abdülkadir Karaduman'dan geldi Saadet Partisi milletvekili. Bu ve Lütfü Türkkan'ı özür dilemeye davet etti, kendisini kınadığını ifade etti. Tabii Millet İttifakı'nın ortağı Saadet Partisi, İyi Parti ve CHP bu durumda Lütfü Türkkan'a, Meral Akşener'den de, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir uyarı gelebileceği konuşuluyor yine kulislerde. Cansın Helvacı. Tülay Ağoğlu, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Zannediyorum bir süre gündemde yerini koruyacak bu başlık. İlerleyen dakikalarda da yine konuşuyor oluruz. Bugün önemli bir operasyon da vardı. Hemen o operasyonun detaylarını da sizinle paylaşalım. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in akrabası Münise Gülen, İzmir'in Karabağları ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü üyeleri ve yöneticileri pozisyonunda aranması bulunan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda terör örgütü lideri, FETÖ'nün amcası Seyfettin Gülen'in torunu olan ve örgüt içerisinde bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüten, ayrıca baylo kullandığı tespit edilen Munise Gülen yapılan operasyonla yakalandı. Firari olarak aranmakta olan Munise Gülen saklandığı adreste yakalanarak emniyete götürüldü. On binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk Mehmet Aydın, Brezilya'da Türk konsolosluğuna giderek teslim oldu. Tosuncuk'un kısa süre içerisinde Türkiye'ye iadesi de bekleniyor. Peki Mehmet Aydın neden teslim oldu, nasıl iade edilecek? Bu soruların yanıtını alacağız. Muhabir arkadaşım Ramazan Almaşayır bizi bekleyen isim. Haber nöbeti sürüyor. Ramazan, söz sende. Cansın Elvacı, aslında bu soruların cevabı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesinden sonra vereceği ifadede netlik kazanacak. Ancak teslim olmadan önce yapmış olduğu açıklamada bir girişimin içerisinde vatandaşların mağduriyetini gidermek istediğini iddia etti ve kendi isteğiyle teslim olacağını söyledi. Ancak gelinen süreçte 132 binden fazla kişinin mağdur edildiği bir süreç var. Başlangıçta bir oyun olarak, sanal oyun olarak başlayan bu çiftlik bank olayı daha sonra bayilikler açmak ve 132 binden fazla kişinin dolandırılmasına giden bir süreç oldu ve
2018 yılı itibariyle de 1 milyar 139 milyon lira gibi toplanan bir parayla Mehmet Aydın yurt dışına kaçmıştı. Ardından da Interpol tarafından en çok arananlar listesine de girmişti. Brezilya'da Sao Paulo'da başkonsolosluğa teslim oldu ve Türk Emniyet Güçleri tarafından İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Kısa süre içerisinde, 1-2 gün içerisinde bu noktaya geldikten sonra ise İstanbul'da da adli bir süreç başlayacak. Çünkü her meslek grubundan, neredeyse farklı meslek gruplarından binlerce mağdurun olduğunu söyleyelim. Hali hazırda firari durumdaki ve şu an teslim olan Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 tanıkla ilgili olarak örgüt kurmak ve yönetmek ve nitelikli dolandırıcılıktan 22 bin yıldan başlayıp 75 bin yıla kadar giden hapis cezaları istenmişti. İşte bu süre zarfında diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi, ancak Mehmet Aydın'la ilgili olarak adli süreç Türkiye'ye getirildiğinde başlamış olacak. Tabii bu süre zarfında da bu kadar paranın toplandıktan sonra yurt dışına kaçış sebebi ve daha sonra Uruguay, Arjantin ve Brezilya üçgeninde olduğu da söylentileri çıkmıştı. Bu süre zarfında izlediği yollar ve teslim olma nedenleri de vereceği ifadeyle birlikte ortaya çıkmış olacak Cansın Elvacı. İstanbul Sultan Gazi'de uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal soruşturmasında bir kişi tutuklandı. Muhabir arkadaşım Mehmet Karataş bu konuyla ilgili bizi bekleyen isim. Mehmet, nedir son durum, neler yaşandı, seni dinleyelim. Hoş geldin yayına. Evet Can Sevacı, geçtiğimiz cumartesi günü ne yazık ki 15 yaşındaki Elif Çakal uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sonrasında tabii ki özellikle de şüpheli ölüm olduğunun belirtilmesi ve annesinin, özellikle kızının intihar etmediğini ve arkadaşları tarafından, yanında bulunanlar tarafından kendisinin itilmiş olabileceğini ifade etmesi sonucu soruşturma başlatılmıştı. Ve bu kapsamda soruşturma devam ederken aslında yeni detaylar da ortaya çıktı ve geçtiğimiz gün içerisinde görüntüler ortaya çıktı ve o da 15 yaşındaki Elif'in uçurumdan düşmeden hemen önce yanında bulunan iki arkadaşı tarafından dövüldüğü ve aynı zamanda bunun da cep telefonuyla kaydedildiği, videoya kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Ve bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Savcılığı hemen harekete geçti. Ve bu noktada başlatılan soruşturmada Gazi Osman Paşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne şüpheliler çıkarıldı ki o şüphelilerin de arkadaşlarının aynı zamanda cep telefonundaki yazışmalar da incelendi ve arkadaşlarından birinin de aslında şüpheli bir konuşmada ortaya çıktı. O da aslında oraya çağrıldığı gün aslında kendisini, Elif'i döveceklerini ve bunu da kaydedecekleri yazışmalar ortaya çıktı. Ve bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında arkadaşlarından Senem ölümüne sebebiyet vermesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir diğer arkadaşı, yine görüntülerde dövdüğü belirtilen Tuana'nın ise ev hapsine karar verildi. Evet, bir de orada iki erkek arkadaşları bulunuyor. Onların da daha öncesinde ifadeleri alınmıştı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama tabii ki bu yeni detayların, yazışmaların ve görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından onların da tekrar adliye çıkarılması kararı verildi. Öyle zannediyorum ki bugün ya da yarın onlar da mahkemeye çıkarılacak ve bizler daha bir ekip olarak çıkacak sonucu ve varılan son aşamayı da yakından takip edeceğimizi belirtip söz tekrar size bırakalım. Yeşilçam'ın usta ismi, oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sizin gibi arkadaşlar destek oldukça sırtım yere gelmez. Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti. Aktör, yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat etti. Yeşilçam sinemasının usta ismi Kartal Tibet'ten gece saatlerinde acı haber geldi. Ne arıyorsa sen burada? Sizinle konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum. 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Canova sosyal medya hesabı üzerinden "Güle güle Kartal abim, seni çok özleyeceğim" notunu paylaştı. Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Tibet 1961'de Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Şimdiye kadar bana hiç iltifat etmedin de. Bu iltifat değil ki, bir gerçek. Karaoğlan filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, ilk kez 1977'de Tosun Paşa filmiyle yönetmen koltuğuna oturdu. Tibet, 20'den fazla Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.
Türk sinemasının acı kaybı Kartal Tibet 200'e yakın filme imza atmıştı. Bir daha yapmayacağım babacığım. Kısıtlamaların kalkması ve aşılanmanın artması ile birlikte Kurban Bayramı tatili bu yıl hareketli geçecek. Bayramda yaklaşık 10 milyon kişinin seyahat etmesi ve 10 milyar liralık ekonomi oluşturması bekleniyor. Pazarda çok daha fazla hareketin bölgemizde yaşanacağını düşünmekteyiz. Kurban Bayramı tatili bu yıl hareketli geçecek. Bayramda yaklaşık 10 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor. Bunun da ekonomide 10 milyar liralık bir hareketlenmeye neden olması bekleniyor. Rezervasyonlarda büyük artış yaşanıyor. İşte iç piyasada Kurban Bayramı ile birlikte yerli turist sayısının 10 milyona ulaşması bekleniyor. Rezervasyon fiyatları çok fazla arttırılamadı maalesef. Yani durumunun bilincindeyiz. Tatilcilerin de tatile çıkabilmeleri için bizlerin de özveride bulunması gerekiyor. Sektör olarak biz özveride bulunuyoruz. Tatilcilerimiz de kendi bütçelerini dengeleyerek tatil planlarını yaparlarsa çok da gecikmeden rezervasyonunu yapmalarında da yarar var. Tatil bölgelerinde birçok konaklama tesisi şimdiden doldu. Yabancı misafir ağırlamaya başlayan turizm sektörü Kurban Bayramı'na da büyük hazırlık yapıyor. İşte şimdiden rezervasyonlar dolmuş durumda. Otellerdeki doluluk oranı da %80'e yaklaştı. Tesislerimizin %60-%65'i açık. Hazırlıklarını yapan tesislerimiz var. Talep olması halinde çok kısa sürede de açabilirler. Dolayısıyla yer bulamama gibi, sıkıntı yaşama gibi bir şey söz konusu olmayacaktır. Turizmciler çoğunlukla Marmara'da tatil yapan yerli turistin bu sene müsilaj sebebiyle ilgilerinin Güney Ege'ye kaydığını belirtiyor. Bayağı hareket başladı. Bakın bugün baktığımız zaman iç pazarda tabii Çeşme, Bodrum gibi bölgeler oldukça yoğun geçiriyordu. Ama bu sene geçen seneye göre ciddi bir artış var. Sektör temsilcileri turizmde altın yıl olan 2019 rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. O seneleri yakalar mıyız? Sezon içerisinde yakalarız. Ama yıl geneline baktığımız zaman tabii ki o gelirleri yakalamamız belki biraz vakit alacak. Ama biz şu anki durumdan çok ümitliyiz, çok mutluyuz. En azından turizmcilerin tamamının yüzü gülmeye başladı. Uzmanlar her zaman söylüyor, koronavirüse karşı en büyük silahımız aşı ve Türkiye aşılamada önemli bir aşama kat etmiş durumda. Kalabalık noktalara aşı istasyonları da kurularak aşılama biraz daha hızlandırılıyor. A Haber muhabiri Melis Coşan o noktalardan biri olan Marmaray'da bizi bekliyor. Melis hoş geldin yayına. Neler aktaracaksın bize, seni dinleyelim. Aşı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'yla TCDD işbirliğiyle birlikte artık garlara uygulamalı merkezler kuruldu. İşte bu merkezlerde randevu almadan COVID-19 aşısı vurulabileceksiniz. Bugün itibariyle başladığını sizlere aktaralım. Biz şu an Yenikapı Marmara istasyonundayız. İşte bu alana, Marmara istasyonuna böyle bir oda kuruldu. İşte bu odaya girdiğiniz zaman randevu almadan COVID-19 aşınızı vurabileceksiniz. Tabii Sağlık Bakanlığı ilçe halk sağlığı doktorları ve hemşerileri tarafından aşı yapılıyor. Aşı kampanyası ilk olarak Ankara'da yüksek hızlı tren garında başlamıştı. Vatandaşların büyük talep görmüştü vatandaşlar tarafından ve aynı zamanda TCDD çalışanları da aşılanmıştı. Gelen talepler üzerine bugünden itibaren artık İstanbul'da da başladı. Marmara Yenikapı'da bugün itibariyle başladı. Şu an bir beyefendi mesela şu an geldi ve aşısını oldu bu noktada. İlk önce size geldiğiniz zaman bir form doldurtuyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi şöyle TC'nizi kapatarak da verelim. Şöyle bir form dolduruluyor ve bu formun ardından içeri giriyorsunuz ve aşınızı randevu almadan yaptırabiliyorsunuz. Şu anlık Marmara Yenikapı'da yapılıyor ama ilerleyen günlerde Söğütlü Çeşme ve Üsküdar'da da bu uygulama merkezleri kurulacak ve randevusuz bir şekilde COVID-19 aşınızı olabileceksiniz diyelim ve sözü tekrar stüdyo bırakalım. Sözü alalım, devam edelim. Yaşananları aktarmaya.
Pandemi sürecinde evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte atıştırmalık tüketimi de arttı. Öyle ki Türkiye'de kuru yemiş satışları son bir yılda tüm zamanların rekorunu kırmış durumda. Her haneye ortalama 25 kilo kuru yemiş girdi. Kuru yemiş seviyor musunuz? Evet. En çok hangisini tükettin? Antep fıstığı. Badem, Antep fıstığı, kaju. Peki şu an ne alacaksınız buradan? Antep fıstığı almaya geldim. Hem de çok severiz abla. Hele yazın, kışın. Her gün evde mesela pandemi günlerinde evde otururken, filmi izlerken, dizi konularında falan yemeği severiz. Pandemiden, hastalıktan dolayı vatandaşlarımız evinde kaldı. Evinde kalınca televizyon karşısında, bilgisayar karşısında vakit geçirmek için kuru yemiş tüketildi fazlasıyla. Satışlarımız arttı. O artış rakamlara da yansıdı. Kuru yemişte rekor satış yapıldı. Öyle ki son bir yılda 100 haneden 98'ine kuru yemiş girdi. Kuru yemiş seviyor musunuz? Tabii ki seviyoruz. Özellikle ceviz favorimiz. Hele belli yaşlardan sonra yememiz gerekiyor biliyorsunuz. Benim oğlum da cevizi her kahvaltısında söylesene oğlum. Sabah her kahvaltısında ceviz yiyor benim oğlum. Pandemide kuru yemiş satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. Öyle ki bir yılda 514 bin ton kuru yemiş tüketildi. Pandemiden dolayı evde olduğumuz için devamlı kuru yemiş tükettik. Evde kalma döneminde atıştırmalık ihtiyacı da tüketimi artırdı. Listenin başına ise kuru yemiş yerleşti. Bir yıl boyunca evde oturduk, tükettik yani. Kilo aldık, vitamin. O şekilde oldu ama. Canımız sıkıldıkça atıştırıyorduk ister istemez. Ceviz meviz yiyorduk. Kuru yemiş sektörü önceki yıla göre %35 büyüdü. Burası İstanbul Avcılar. O noktada bir pazar yeri. O aracın orada ne işi var diyeceksiniz. Bakın neler yaşanmış. Aracını pazar kurulacak alanda unuttu. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. İşi var bunun ama vatandaş için zor yani. İstanbul Avcılar'da semt pazarını açmaya gelen esnaf tezgahlarını kuracakları caddede park halinde iki otomobil olduğunu gördü. Polisi aradık, belediyeyi aradık. Kimse ilgilenmedi. Araçlardan birinin sahibi kısa sürede bulundu. Ancak diğerinin sahibine bir türlü ulaşılamadı. Durum böyle olunca da pazar esnafı çareyi otomobili yolun ortasına çekmekte buldu. Arabayı unutmuşlar. Belediyeyi çağırdık, belediye gelmedi. Polisi çağırdık, polis gelmedi. Bunu ortaya aldık. Yaşadığımız şey şu an bu. Pazarın ortasındaki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vallahi bilmiyorum, herhalde unuttu, sahibi yok. Çok saçma. Geçemiyor vatandaş, çok zor. Hiçbir şey gelmedi. Böylece kaldı. Zabıta ekiplerinin devreye girmesiyle otomobilin sahibine ulaşıldı. Araç pazar alanından çekildi. Böyle bir aksilik olmuş. İnsanlara da biraz rahatsızlık verdi. Üzgünüz, farkında olmadan yani. Türkiye'nin tüm lezzetleri İstanbul'da buluştu. Kapılarını İstanbul Kongre Merkezi'nde açan Gastro Show'da künefeden demir tatlısına, gedelek turşusundan Bafra pidesine kadar birçok yöresel lezzet tanıtıldı. Bakın ortaya nasıl iştah kabartan görüntüler çıktı. Bafra'nın pidesi, Erzurum'un demir tatlısı, gedeleğin turşusu. Türkiye'nin tüm lezzetleri bu fuarda buluştu. Gastronomi Turizmi Derneği tarafından düzenlenen Gastro Show İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcılar yöresel lezzetlerini tanıttı. İşte onlardan biri de Erzurum mutfağıydı. Neler var bu güzel sofrada? Hemen sizlere söyleyelim. 13 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. 27 tanesine de başvuru yaptık. Onunla başlayalım. Cağ kebabımız, kadayıf dolmamız, lor dolması, su böreği. Su böreğimiz şu anda Avrupa tesciline başvuru yapıldı. Ketemiz, pişimiz, ispir fasulyesi, hınıs fasulyesi ve olmazsa olmaz demir tatlımız. Bu çok eski ve kadayıf dolmasından daha da köklü bir tatlımızdır. Erzurum kar şehri olduğu için özellikle bakın kar taneli kalıplarımız vardır. Krep gibi özel yumurta, yoğurt, suyla hazırlanan bir hamurumuz var. Daha sonra da özel karamelize
böyle pekmez gibi bir şerbeti var. Onunla da ikram edilir. Kızartılmış en hafif tatlı diyebiliriz. Ve adını dünyaya duyurmuş Bursa'nın Gederek turşusu. Bizi farklı kılan köyümüzün suyu kaynak sudur ve yüksek, yani sudaki kireç oranı oldukça çok fazla ve turşumuzun tadını lezzet veriyor ve sertleşmesini sağlıyor. Gerçekten köyümüzün suyu bizim için bir mücevher diyebilirim. Birçok farklı şehirden de Gederek turşusunun namını duyaraktan gelip orada üretime başlayan farklı yerler de var, firmalar da varlar. Ve biz bir numarayız, artık bizden başkası yok Gederek köyü. Bu ürünler de medeniyetler şehri Hatay'ın birbirinden çeşitli lezzetleri. Biz Hatay Altınözü Hazek Kadın Kooperatifinden geldik, fuara katıldık. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Şöyle zahterli çöreğimiz var. Zeytinyağı ve zahter. Kömbelerimiz. Kömbe. Kömbe. Hurmalı kömbe, kahve yanı diyoruz biz buna. Bu sakız murcuğu. Bu bir ot herhalde değil mi? Bu çitlenmik, melengişin taze hali. Bu zahterimiz kekik. Bu nedir? Bu sürk, yine Hatay'a mahsus bir şey. Küflü çökelek deniliyor başka yerlerde, sürk deniliyor. Fuar işte bu görenlerin iştahını kabartan görüntülerle sona erdi. Prenses Diana yaşasaydı 60 yaşında olacaktı. 36 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybedip ülkesini ve dünyayı yasa boğan Prenses Diana kısa ama çarpıcı bir hayat yaşadı. 60. yaşında da halkın prensesi sevgiyle anıldı. Diana Spencer, namı diğer Lady Di. Bir başka tanımlamayla halkın prensesi. Diana was the fairy tale princess. Diana bizim için bir peri masalı prensesiydi. Charles'la evlendiğinde bütün ülke peri masalı içine girmiştik. O güzel ve genç kız prensiyle evleniyordu. Çok farklı bir kadındı. Zayıf noktalarını daha önce hiçbir kraliyet ailesi üyesinden görmediğimiz şekilde gösterirdi. İnsanların kalbine dokundu. Prenses Diana yaşasaydı 60. yaşını kutluyor olacaktı. Oğulları William ve Harry, Kingston Sarayı'nda prensesin heykelini açtı. Diana'nın hayranları da o heykeli konuşuyordu. Bugün Diana'nın 60. yaş günü olacaktı. Oğulları William ve Harry'den onun kadar gurur duyan kimse yoktur. Bu heykel hem oğullarına hem bize ve dünyadaki insanlara büyük önem arz ediyor. Çünkü şimdi Diana'nın yaptığı bütün işler için nesnel bir örneğimiz var. Kısa ama etkili bir hayat yaşadı Prenses Diana. Namı ülkesinin çok dışına çıktı. Pek çok insanın hayatına dokundu. Afrika'daki kız çocuklarının eğitim algısını değiştirdi Diana. Omuzunuza dokunup nasıl olduğunuzu sorardı. 7 yaşında olmanızın bir önemi olmazdı. Bir kıza büyüyünce ne olmak istersin diye sormuştu. Kız bilmiyorum demişti. Diana ona doktor olabilirsin dediğinde kız evet doktor olacağım dedi. Ve o gittikten çok sonra bile küçük kızlar için ilham olmaya devam etti. Çünkü bunun tohumlarını ekmişti. 60. yaş gününde de Prenses Diana hem ülkesinde hem de ülke dışında sevgiyle anıldı. Henüz 36 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden halkın prensesinin yaşamı da, ölümü de dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Kraliyet işlerini çok farklı bir şekilde yaptı. Hastane yataklarına oturur, insanların ellerini tutardı. Halbuki geleneksel hastane ziyaretlerinde kraliyet mensupları eldiven giyerdi. Ve kesinlikle hiçbir yere oturmaz, ayakta durur ve sadece konuşurlardı. Diana bütün her şeye kişisel bir dokunuş getirdi ve insanlar buna bayıldı. Bugünlerde Diana'nın adı en çok kraliyet ailesinde yaşanan gerilimlerle anılıyor. Harry'nin kraliyet ailesi hakkında söyledikleri, annesinin adını kızına koyarak William'ı annesinden uzaklaştırma çabası olarak yorumlanıyor. Bütün bu iddiaların ışığındaysa William ve Harry, prensesin 60. yaşına özel dikilmiş heykelinin başında bir araya geldi. İki kardeş arasındaki soğukluğun annelerinin doğum günü vesilesiyle bitip bitmeyeceği ise İngiliz halkının merak konusu. Ve saatleri 12 yaptık. Ajans bugünün son saat dilimine başlayacağız. Van'dan bir haberle. Van'da ekmek fırınında çalışan aldığı hamuru tekmeliyor. Görüntüleri de ekrana taşıyacağız. Van'dan geldi bu görüntüler maalesef. Mide bulandıran o görüntü büyük tepki de çekti. Olay sonrası yetkililer harekete geçmiş durumda. Bir ekmek fırınında kaydedildi dediğimiz gibi görüntüler. Birkaç kişi
ekmek hamuruyla tepki çeken hareketler yapıyor o görüntülerde. Hijyen kurallarının yoka sayıldığı o videoda fırın çalışanları ekmek hamuruna tekme atıyor. Hocam fırına ekmek fırını. Ardından hamur tavana yapışıyor. Videoyu çeken kişinin bir ara görüyorsunuz hijyen yok dediği duyuluyor. Görüyorsunuz hijyen yok. Görüntüler bir tepkiyle karşılandı. Olay sonrası yetkililer harekete geçti. Bakın bakın ustaya bakın ustaya bakın. Erciş Kaymakamlığı belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeyi mühürledi. Şimdi onu bastığını yapayım. Fırın sahibine 31.687 lira ceza kesilerek soruşturma da başlatıldı. Ana o geliyorsunuz işlem işlem yok. Haziran ayında ihracatta rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı ihracatının geçtiğimiz yılın ayına göre %47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Bir yılının ilk 5 ayında ihracatımızda sergilediğimiz güçlü performans Haziran ayında artarak devam etmiştir. Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Bu sayede ilk 6 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yıla oranla %40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış bulunmaktayız. Söz konusu değerler hem aylık hem çeyreklik hem de 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır. Son 12 aylık ihracat değerlerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır. Normalleşme adımlarıyla birlikte orta vadeli programda yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz. Çiftçisinden sanayicisine tüm girişimcilerimizin emeğiyle ortaya çıkan bu başarı kamu ve özel sektörümüzün güçlü işbirliğinin ürünüdür. İthalatımız ise yılın ilk yarısında geçen yıla göre %27,5 artarak 126 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bu dönemde gerçekleşen 231 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık ticaret hacmi rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı aldı. Bugün sıcak gelişmelerinden bir tanesi bu. Ankara'ya gideceğiz. Muhabir arkadaşım Rüya Akuş. Bizi bekleyen isim Rüya, hoş geldin yayına. Aslında son dönemde bu şirketlerin sayısı oldukça artmıştı ve sonrasında bazı iddialar da gündeme geldi. Mağduriyetler yaşandı. Şu anda da alınan karar bu. Peki ne biliyoruz bu konuda? Biraz daha detaylı ve anlaşılır olmasına özen göstereceğim ben de anlatırken. Diyelim ki ben bir şirket kurmak istiyorum. Faizsiz bir şekilde konut satma arzusundayım. Bu durumda benim BDDK'ya intibak süreci için başvururken tam 100 milyon liralık da bir sermaye göstermem gerekiyor ki ben olası bir durumda bana başvuranların zararını karşılayabileceğimi BDDK'ya gösterebileyim. Ancak yapılan başvurularda Nisan ayı öncesinde böylesi bir düzenleme yoktu. Sonrasında düzenleme geldi ve 35 şirket intibak için BDDK'ya başvurdu. Bu dakikadan sonra BDDK o başvuru içerisinde şunu da söyledi. Eğer ki bizim şartlarımıza uymazsanız bizler sizi tasfiye ederiz. Fakat öyle olmadı. Şöyle yaşandı. Bu şirketler intibak sürecini başlattıktan sonra sosyal medyalarda hesap açtılar. Açtıktan sonra da biz Nisan ayında intibak için başvurduk. 6 ay içerisinde bu süreç tamamlanacak. Sonrasındaysa biz sizler için faizsiz konutlar inşa edeceğiz. Erken hemen başvurun. Çok uygun fiyatlarla bizden evler satın alın dendi. Bu kapsamda vatandaşlara para yatırmaya başlandı. Ama elbette 6 ay içerisinde intibak sürecinin nasıl sonuçlanacağı bilinmiyordu. Olumsuz da olabilir tıpkı bugün olduğu gibi. Fakat öyle bir kampanya yürüttüler ki vatandaşlardan da para almaya devam ettiler. Adeta şöyle bir şeye ulaştı BDDK yapmış olduğu incelemeler sonucunda. Bazı şirketler ki tasfiye edilen 21 şirketten bahsediyoruz. Adeta bir masa sandalye koyarak ben bir şirketim dedikleri, geriye dönüp bakıldığında herhangi bir sermayelerinin olmadığı, dolayısıyla bir güvence taşımadıkları anlaşıldı. Olası mağduriyetlerde meydana gelebileceği için de bu şirketlerin tasfiye edilmesi kararı alındı. Şimdi böyle olunca haliyle kapanan şirketlere para yatırmış olan vatandaşlar şu soruyu soruyor kendine. Peki bugünden sonra ben ne olacağım? Öncelikle şunu söyleyelim. Evet, her ne kadar bankaların başına benzer bir durum geldiğinde kamusal güvence olsa da bu tarz şirketlerde kamusal
kamusal güvence yok. Yani bu aslında eksi bir durum. Fakat BDDK elbette ki bu durumun farkında, vatandaşın da mağdur edilmesini istemiyor. Dolayısıyla TMSF ile bir araya gelinecek ve bir komisyon kurulacak. Komisyon sonucunda bu şirketlere para yatırmış herkese tek tek ulaşılacak, gerekirse çağrı yapılacak, mağdurlar bulunacak ve onların her kuruşu ödenecek. Üstelik şöyle bir durum da söz konusu. Sosyal medyada şimdi özellikle Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank gibi olur mu gibi soruyor. Yani kaçarlar giderler mi? Bizim paralarımız yok mu olur? Şunu söyleyelim. Evet, 21 şirket tasfiye edildi ama 21 şirketin de başındaki hiçbir isim, içindeki hiçbir isim şu ana kadar hiçbir yere kaçmadı. Yani Türkiye'deler ve dolayısıyla onların mal varlıklarına da el konulacak böylesi bir durumda. Yani evlerindeki her bir bardaktan her bir mağdura kadar da sorumlu tutulacaklar. Bunu da altını çizelim. E diyelim ki yatırılan bu paralar kayboldu. Başka bir yerde harcandı ya da artık yok. Bunlar bir dolandırıcıydı. Bilemeyiz. Bazıları gerçekten paraları bir yerde tutuyor da olabilir. Yani mağdurlara paralarını ödeyecek de olabilir. Ama aksi bir durumda ne olacak? İşte o durumda devlet her bir kuruşu ödeyecek. Yani diyelim ki bizim yayınımızı izleyen Ahmet amca böylesi bir para yatırdıysa, 150 bin lirasını bu zamana kadar kaybettiyse, bu konuda herhangi bir çekince yaşamasın. Vakti geldiğinde, komisyon kurulduğunda, süreç işletildiğinde kuruşu kuruşuna yatırdığı parayı teslim almış olacak. Bu aslında BDDK'nın almış olduğu kararda şunu gözler önüne seriyor. Faizsiz bir şekilde konut satmak, satabilmek, hepsi bir şirket kurmak geride bir sermaye birikimi gerektiriyor. Dolayısıyla vatandaşlar da bu tarz yerlere para yatırırlarken daha detaylı bir şekilde incelemeleri gerekiyor. Komşum yatırdı, tanıdıklarım yatırdı, o da katıldı, bu da katıldı diyerek paraların Instagram hesaplarına, sosyal medya hesaplarına bağlı kalmadan daha güvenilir yerlerde özellikle tutulması BDDK tarafından da artık vatandaşlara tavsiye oluyor. Dediğimiz gibi şu ana kadar 35 şirket başvurdu, 21 tasfiye edildi. Bu şu anlama gelmesin, diğer şirketler güvenli, herhangi bir sakınca yok. Onların incelemeleri devam ediyor. Bu yüzden de bunu da altını çizmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde farklı tasfiye kararları da gelebilir. Gönlümüz elbette ki gelmemesinden yana cansın. Peki Rüya, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Ankara'dan sözü alalım. İstanbul'dan bir haber paylaşalım. İstanbul'da Küçükçekmece'de husumetli olan yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. O kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. İşte cep telefonu kamerasına yansıyanlar. Husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Aralarında husumet olan Suriyeli iki grup caddede karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tekmeler ve yumrukların konuştuğu kavga çevredeki esnafın müdahalesiyle sonlandı. O anlardan geriye bu görüntüler kaldı. Şimdi Ankara'dan sıra dışı bir hırsızlık olayı getireceğiz ekranlarınıza. Aşti'de bir hırsız koltukta uyuyan yolcunun cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. O anlar otobüsün içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Önce etrafa baktı, ardından harekete geçti. Otobüste uyuyan yolcunun cep telefonunu böyle çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu hırsızlık olayı Ankara Yeni Mahalle'de yaşandı. Tarih 26 Haziran Cumartesi günü saat sabah 6.45 civarı. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden şehirler arası bir yolcu otobüsü Aşti Otogarı'na yolcu almak için uğradı. Bu sırada bir hırsız otobüsün arka koltukta uyuyan bir yolcunun cep telefonunu gözüne kestirdi. Uyanık hırsız koltuğun arkasındaki eşya koyma yerindeki telefonu 30 saniye içinde eliyle böyle çaldı. Hırsız soğukkanlı bir şekilde telefonu cebine attı. Üstünü başını düzeltti. Hiçbir şey yokmuş gibi otobüsten ayrıldı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolcu uyandıktan sonra iş işten geçmişti. Telefonu çalındığını fark eden yolcu durumu otobüs firmasına haber verdi. Güvenlik kamerasını izleyen yetkililer durumu polise haber verdi. Polis şimdi her yerde bu cep telefonu hırsızını arıyor. Ve meclise sunulan, üzerinde şu an çalışılan, hatta meclis tatile girmeden de yasalaşması merakla beklenen o hayvan hakları yasasının tasarısından söz edeceğiz. Teklif dediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde an itibariyle aslında devrim niteliğinde de bir yasa olacak hayata geçtiğinde. Çünkü çok uzun zamandır özlemle bekleniyordu. Hayvana işkenceye artık af olmayacak. Hayvana işkence eden, tecavüz eden hapis cezasıyla karşı karşıya
karşıya kalacak. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımı artık ortadan kalkacak. Yani onlar bir mal değil, can olarak görülecek. Sahibi olmayan hayvanlar içinde bu geçerli olacak. Sahibi olan hayvanlar içerisinde de sahiplerine de yine bazı görevler düşecek. Bu yasayla birlikte sokağa bırakana 2000 lira ceza gelecek. Örneğin para cezası olarak. Kısırlaştırma yükümlülüğü var bir yandan. Pet shoplarda kedi köpekler olmayacak. Biliyorsunuz o kadar acı görüntüler, haberler taşımıştık ki orada o hayvanlar resmen eziyete, zulme maruz kalıyorlardı. Hatta o uyuşturucu iğnelerle o küçücük cam mekanlarda kalabilsinler diye çok kötü günler, zamanlar yaşıyorlardı. Dedik ki onlar da bir can. Sirk ve Yunus parkları yasak olacak. Bence en güzel maddelerden bir tanesi bu. Pitbull yasağı, Pitbull'la birlikte 3 ırktan daha söz ediliyor. Tehlikeli ırk olarak adlandırılıyor bunlar. Eğer Pitbull sahibiyseniz ya da diğer o 3 ırka sahipseniz ya kısırlaştıracaksınız ya da rehabilitasyon barınaklara teslim edeceksiniz hayvanlarınızı. En güzeli hapis cezası geliyor dediğimiz gibi. Bundan sonra hapis cezalarına maruz kalacaklar tabii. Bir yandan da şimdi bir karardan bahsedeceğiz. Danıştay verdi o kararı. Dikkat çeken bir karar. Sokak köpeklerinin vatandaşa saldırması durumları da sıkça yaşanıyor biliyorsunuz. Bu, o hallerde artık valilik ve belediye de hukuki anlamda sorumlu tutulacak. Gelin detaylarına bakalım. Danıştay, sokaklardaki başıboş köpeklerin hal ve tutumuyla ilgili önemli bir karara imza attı. Sokak köpeği saldırılarında valilik ve belediyeleri sorumlu tuttu. Danıştay'ın dava konusu olan olay, Konya'nın Karata ilçesinde yaşandı. Sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğrayan bir kişi, kuduz tedavisi gördü. Yaşanan olay nedeniyle idarenin hizmet kusuru bulunduğunu ileri süren kişi, Karatay Belediye Başkanlığı aleyhine 3000 lira manevi tazminat davası açtı. Yargılama sonucunda mahkeme olayda ilçe belediyesinin hizmet kusuru bulunduğuna karar verdi. Başıboş köpeklerin saldırması sonucu yaralanan davacının yaşadığı acının hafifletilebilmesi için de davacıya 3000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Danıştay Başsavcılığı ise kararı kanun yararına temyiz talebiyle Danıştay 8. Dairesi'ne taşıdı. Dosyayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, hukuki sonuçları ortadan kaldırmamak üzere kararı bozdu. Dairenin kararında sahipsiz hayvanların korunması, bakım ve gözetimi, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmesi gibi bir takım görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna işaret edildi. Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da olaya dahil edilmesi istendi. Bu kapsamda Danıştay'ın kararına göre sokak köpeklerinin vatandaşa saldırması halinde artık valilik ve belediye de sorumlu tutulacak. Diyarbakır'da HDP önünde evlatları için nöbet tutan aileler kaldıkları otele gelen ancak kendilerini görmeden gitmek isteyen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin önünü kesti. Hakverdi tepki gösteren aileler CHP'nin HDP'ye olan desteğini vekilin yüzüne vurdu. Hayır. Evet. Yer başına geç Rahmadın geç. Ya cezaevinde toprağın altında. Başarın sizi Kürdistan davanıza da. Sayın vekilim. Çırık polisi çırık nerede? Vallahi siz de ekibe derse girmezseniz bu kadar peşin bir bitmişti. Siz bırakmıştınız. Evlat nöbeti tutan aileler kendilerini görmezden gelen CHP'li vekile bu sözlerle tepki gösterdi. Sana oğlum altı çıktı. Oğlum montu da çıktı oradan. Kimliği de çıktı. Biliyorum. Biliyorsun neyi bekliyorsun? Biz çok konuşuyoruz. Siz HDP'ye destek vermezseniz HDP... Çocuk bitiremez. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi Diyarbakır'daydı. HDP İl Başkanlığı önünde evlatları için nöbet tutan ailelerin kaldığı otelde konakladı. Ve sizin genel başkanınıza söylüyoruz. Sizin genel başkanınız niye bu annelerini görmüyorlar sayın vekilim? Aileler kendilerini görmeden otelden çıkış yapmak isteyen CHP'li vekilin önünü kesti. Vallahi siz de ekibiz derse girmezseniz bu kadar peşin bir bitmişti. Siz bırakmıştınız. Ha burada HDP benim yeğenim üniversitede aldı götürdü burada. Siz ona derse giriyorsunuz. 600 günden uzun süredir evlatları için nöbet tutan aileler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partililerin kendilerine destek olmamasına tepki gösterdi. Sayın Vekilim, siz HDP'ye destek veriyorsunuz. Ben size açık söyleyeyim. Siz HDP'ye destek vermemiş olsaydınız, vallahi şu an çocuklarımız gelmiş ki. Evet. Sizin genel başkanınız demiyor mu? Biz dostlarımızla iktidar olacağız. Evet. Dostlarımız kimdir? HDP'dir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi, ne işi var terör örgütünün partisiyle? Evlat hasreti çeken bir baba, HDP'ye verdikleri desteği CHP'li vekilin yüzüne vurdu. Biz iki senedir burada bu kapıda kış, yaz, hastalık demeden o kapıdayız. Niye bizi görmemezlikten geliyorsunuz? Sen nasıl milletvekilsin o mecliste duruyorsun? Bir yerli de benimle beraber mücadele etmiyorsunuz. Nasıl milletvekili olabilirsiniz? Gezi olaylarında CHP'nin tavrını dile getiren başka bir kişi de yürüyüş çağrısı yaptı. Dört tane ağaç için binayı yıkmadınız. Dört tane ağaç için. Dünyayı kaldırdınız. Evet. Geziyoruz. Yürüyüş yaptınız, adet yürüyüşü. Başsın adet. Biz insan değil miyiz? Gelin de bizim için yürüyüş yapalım Ankara. Ben evde geliyorum. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, ailelerden birinin cep telefonu numarasını alarak görüşme düzenleyeceği vaadiyle bölgeden ayrıldı. CHP'nin görüşme ayarlayıp ayarlamayacağı, ailelere destek olup olmayacağı merak konusu. Şimdi bir yandan da muhalefetten ortak masa planı geldi. Gündemde bu konu var şu an itibarıyla. Kılıçdaroğlu ittifak uzlaşırsa sorunumuz yok dedi. Akşener bu sistemin değişmesinin önüne geçecek tavrım olmayacak dedi. Ortak aday konuşmalı hazırız açıklaması da Sancar'dan geldi. Tabii ki siyasetin başka başlıkları da var. Bir yandan erken seçimi konuşurken şimdi parlamenter sisteme dönüş başlığı açıldı. Ortak masa konuşuluyor. Bu ortak masada kimler olacak? Nasıl değerlendirmeler yapılacak? Her gün olduğu gibi değerli konuklarım olacak. Size takdim edeyim. Merak ettiğiniz soruları da soracağım kendilerine. AK Parti Konya Milletvekili Profesör Doktor Sayın Hacı Ahmet Özdemir. Hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim. Ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sayın Sefer Aycan, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Sayın Özdemir, sizinle başlamak istiyorum. Şimdi bir ortak masa çağrısı geldi. CHP'den muhalefet partilerine geldi tabii ki bu çağrı. Ama bir yandan ittifakı düşününce, muhalefet cephesini düşününce gündeme de şu soru oturdu. O masanın içerisinde HDP olacak mı sorusu, ne dersiniz? Yani HDP'siz herhangi bir şekilde yola devam edemeyeceklerini biliyorlar. Daha önce de HDP ile ortak hareket ettiler. Ama tabandan gelen tepkiler sonucu bir süre HDP ile sanki ayrı hareket ediyorlarmış gibi yürümeye çalıştılar. Ama HDP kanadından da kendilerine sıkça çok sert uyarılar geldi. Yani HDP'siz yola devam etmenin mümkün olmadığı kendilerine ihtar edildi. Bu aşamadan sonra HDP'yi devre dışı bırakarak muhalefetin, Millet İttifakı'nın yola devam etmesi mümkün değil. Ama bunu tabanlarına, özellikle İyi Parti'nin milliyetçi tabanına nasıl izah edeceğini ben de doğrusu merakla bekliyorum. Peki, hemen Sayın Vekil'e döneceğim. HDP'yi bırakarak yola devam etmesi mümkün değil CHP'nin açıklaması geldi. Siz ne dersiniz? Bunda CHP'nin bir sıkıntısı yok. CHP her zaman HDP ile birlikte. Bunu mecliste her defasında gösteriyor. Biliyorsunuz yerel seçimlerde zaten birlikte hareket ettiler. Orada büyük şehirlerde HDP aday çıkarmadı ve CHP'nin adayını destekledi. Beraber anayasa çalışmaları yapıyorlar. Beraber seçim çalışmaları yapıyorlar. Ve önümüzdeki dönem için, 2023 için de birlikte hareket edeceklerini kesin olarak biliyoruz. Zaten birlikte hareket ediyorlar. Birlikte anayasa çalışmaları yapıyorlar. Ben birlikte hareket etmede CHP'de bir sıkıntı görmüyorum. İyi Parti ara sıra takiye yapıyor. Seçmeninin reaksiyonunu azaltmak için sanki HDP ile değilmiş gibi, HDP ile çalışmıyormuş gibi gözüküyor. Ama el altından HDP ile birlikte çalıştıklarını, birlikte hareket ettiklerini biliyoruz. Bu kesin. Yani bunda hiç şüphe yok. Üçü birlikte hareket edecek. Diğer partiler de, özellikle yeni kurulan partiler de bunlara katılacak gibi gözüküyorlar. Ve bu masa daha da büyüyecek tabii. Sadece HDP, CHP, İyi Parti değil, Deva Partisi'nin buna katılacağını biliyoruz. Saadet Partisi zaten mevcut, şu anki Saadet Partisi'nin yönetimi, genel başkanı buna can atıyor. Açıklıkla bunu gösteriyor. Çünkü bunlar aynı yerden yönlendiriliyor, aynı yerden kumanda ediliyor.
Yani bunlar ayrılmak istemiyorlar. Zaten birlikte hareket etmek istiyorlar. Birlikte hareket etmeleri de... Sizce birlikte hareket sürebilecek mi? Şimdi birlikte hareket etmek istiyorlar dediniz. Son dönemde işte HDP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik, geri geldiğinde CHP ile HDP arasındaki gerginlik, yine siz az önce bahsettiniz işte İYİ Parti kanadından gelen o Erbakan açıklamasıyla birlikte büyüyen kriz bir yandan... Bu başlıkları düşündüğünüz zaman bu süreçte bu masa daha ne kadar yoluna devam edebilir sizce? Masa devam eder. Devam ettirmek zorundalar. Zaten onları birbirine iten veya birlikte hareket etmeye zorlayan üst akıl var. Bir üst akılları var. O yüzden ben burada bir kopma olacağını sanmıyorum. Birlikte hareket edecekler. Sadece zaten CHP bundan rahatsız değil. Meclis içerisinde de bu tavrını açık bir şekilde gösteriyor. HDP ile her ortamda beraber HDP'nin avukatlığına soyunuyor. İşte HDP'nin kapatılmasına reaksiyon gösteriyorlar. Sadece Meral Akşener takiye yapıyor. Ara sıra kendi seçmenine mesaj vermek için sanki HDP ile kavga ediyor gibi gözüküyor ama bunlar göstermelik. Bunlar zaten göbekleri birlikte bağlanmış şu an. Onun için ben birlikte de hareket edeceklerini ve seçim sürecince de öyle olacaklarını düşünüyorum. 2023 seçimine yönelik tabii ki tüm bu çalışmalar. Cumhurbaşkanlığı seçimine ve 2023'te yapılacak milletvekilliği seçimine yönelik çalışma bunlar. Ve birlikte hareket edeceklerdir. Yani o kavgalar göstermelik, çatışma, tartışma göstermelik bir tartışma olarak görüyorum. Peki Sayın Özdemir, şimdi hazır konusu açılmışken Saadet Partisi ile ilgili işte o kızdıran açıklama Sayın Türkan'dan geldi. Sonrasında Saadet Partisi'nden gelen tepkiler merak konusu oldu ama Meral Akşener ne söyleyecek bu konu hakkında en çok da bu merak ediliyor. Aslında bu konuya bir tepki gösterecek mi Erbakan krizi ile ilgili diye, bu konuda düşünceniz nedir? Valla biz muhalefeti takip etmekte gerçekten güçlük çekiyoruz. Anlamakta daha doğrusu takibimizi yapıyoruz. Yakından takip ediyoruz, sürdürüyoruz ama zannediyorum şu sıkıntı var. Ben esas gördüğüm noktayı, sıkıntılı olarak gördüğüm noktayı işaret etmek istiyorum. Şimdi her parti iktidar olmak için şüphesiz siyasete atılır. Her partinin lideri de mutlaka en üst noktada siyaseti temsil etmek, devleti yönetmek, devlet erkini eline almak için uğraşır. Dolayısıyla şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir aşağı yukarı ittifaklarla falan iktidara ancak sahip olabilme şansı bulabilmişti. Bunun sancısını çekiyor. Yıllar var ki hakikaten iktidar olma fırsatı tamamen elinden kaçtı. Tamamen yitirdi bunu, ittifaklarla şimdi bir çözüm sağlayabilir miyim diye. Ama iktidar olmak isteyen insanların proje üretmeleri lazım, milleti ikna etmeleri lazım, milletin önüne vizyon koymaları lazım. Yani muhalefetin esas krizi burada. Yani kirli ittifaklarla ancak biz iktidar olabiliriz diyorlar, yalan siyasetiyle iktidar olabileceklerini düşünüyorlar. İnsanları kandırabileceklerini düşünüyorlar. Hı hı. Yalan ilk başta belki cazip gelir. İnsanlar da bir müddet bu yalanların peşinde koşarlar. İnananlar çıkabilir. Fakat bir süre sonra yalanlar birbiri ardınca yalan olarak millet tarafından fark edildiğinde bu defa tamamen zemin kaybedersiniz. Yani muhalefet iktidara yürümek istiyor fakat ne yapacağını bilememenin, şu anda AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı karşısındaki başarısızlıklarının nasıl başarıya dönüştürebileceklerinin yolunu, yöntemini bulamıyorlar. Sadece yalana sığınıyorlar. Ben size birkaç tane örnek vereceğim bunlardan. Yani bu kadar olur. Tank palet fabrikası diye bir yalan ortaya atıldı. Biz biliyoruz ki bunun aslı tank paleti fabrikasıdır. İnsanlar zannediyor ki orada hem tank hem palet imal ediliyor. Halbuki tank paleti imal edilen bir fabrika. Şimdi tank imal etmek üzere bir hareketlenme oldu orada. Hı-hı. Bu yalanlar böyle gittiler. Muhalefet eskiden beri büyük sıkıntılar çekiyor. Hakikaten üretemiyor. Proje üretemiyor. Halkın beğenisine sunamıyor. Vizyon üretemiyor. Gelecek vizyonu vaat edemiyor. 2023 diye bir Cumhuriyet'in 100. yılına dönük en küçük bir projelerini gördünüz mü?
Yani yaptıkları, ben maalesef bunu söylemek zorundayım. Ne yazık ki heykel yapmayı ve belediyelerde heykellerle şehirleri süslemeyi marifet zannediyorlar. Ve trajikomik şeylerle karşılaşıyoruz. Peki. Temel atmama törenleri düzenliyorlar. O Silahlar Ağa'daki temel atmama töreninin sonucunda biz bugün müsilaj olarak görüyoruz. Dolayısıyla muhalefet bu ittifaklarla falan bir yere varamayacağını bilmesi lazım. Meral Akşener çok güzel söyledi Sefer Bey. Hakikaten ben açık ve net söylüyorum. Bunun adı tırnak içi ifadesiyle takiyedir. Tabanını kaybetmemek için HDP ile ortak hareket etmedi imajını veriyor ama maalesef HDP ile ittifak yapmak için de can atıyor. Peki, şimdi ittifaklarla bir yere varılamayacak dediniz. Son dönemde yaşananları aslında hem hızını takip etmek zor hem de başlıkları bir araya getirmek ne kadar kolaysa bir o kadar da zor. Neden diyeceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nden benzer haberler duyduk. Şimdi de son gelen işte Demokrasi Derneği, aralarında FETÖ'cülerin, eski CHP'lilerin, CIA'ya bağlı isimlerin bulunduğu bir Demokrasi Derneği'nden söz ediliyor. Bugün Sabah gazetesinde Mahmut Övür bir köşe yazısı yazmış. Seyircilerimle de değerli konuklarımla da bir kısmını paylaşacağım ki bunun üzerinden konuşalım istiyorum. Diyor ki Sayın Övür, onlar bugüne kadar Başkan Erdoğan'ın yönetimini devirmek için darbe dahil her şeyi yaptılar ancak başaramadılar diyor. Şimdi bu kaçak FETÖ'cülerden söz ediyor yazısında. FETÖ'cülerden 50'sinin Türkiye'ye dönüp teslim olacağı söyleniyor. Böyle şey olur mu dediğinizi duyar gibiyim diye okuyucularına da seslenmiş ama karşımızda dünyanın en şeytani örgütü, o örgütü kullanan karanlık bir yapı varsa her şey mümkün diyor Övür. İkisi de Türkiye'nin kaosa sürüklenmesi için her şeyi yapar. Şimdi iddia şu, olayın asıl planlayıcısı FETÖ'yü de kullanan karanlık yapı. Rus muhalif Navalny örneği veriliyor. Denilen şu, FETÖ'nün önde gelen 50 ismi Türkiye'ye gönderilecek. Adamlar tutuklanacak ve ülkede kaosun fitili ateşlenecek. Böylece bir yandan Amerika ve Avrupa Birliği devrede olacak. Gelen FETÖ'cülerin insan hakları gerekçe gösterilip Türkiye'ye yüklenilecek diyor ve ekliyor. Diğer yandan diyor, örgütte cezaevindeki yandaşlarına sizi unutmadık mesajı da verilecek. Yani bir hareketlilik sağlanacak, bir uyanış sağlanacak. Aynı diyor Rus muhalif Navalny'de denedikleri gibi olacak. İddia bu diyor Mahmut Övür bugünkü Sabah gazetesinde yazısında. Sayın Aycan, bu iddialar için ne söylersiniz? İnanması güç iddialar mı yoksa çok mümkün mü bunlar? Mümkün ve yaşıyoruz. Yani bunlar Türkiye için yeni iddialar değil. Daha önce de yaşadık. Yaşıyoruz ve yaşayacağız da. Yani bu iddiaları biz bizzat yaşıyoruz. Şimdi zaten dikkat ederseniz Biden konuşmasında Türkiye'deki dostlarıyla birlikte iktidar değiştireceğini söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu da dostlarıyla birlikte iktidarı değiştireceğini söylüyor. Yani partileri söylüyor. Partiler dışındaki dostları işte bunlar. FETÖ, Amerika, Amerika'daki gizli örgütler, gizli güçler. Bunlar hep birlikte hareket ediyor zaten. Biz bunu biliyoruz. Yani biliyorsunuz 15 Temmuz'daki yaşadıklarımız tamamen dış güdümlerin kontrolündeki FETÖ'yü kullanarak ve buradaki Türkiye'deki yerli işbirlikçileri kullanarak yapmıştı. Bu onun devamıdır ve tabii ki alanda hala varlar. Bir takım örgütler, askeriyenin içerisindeki, polisin içerisindeki ya da başka yerdeki kişileri hala takip ediyoruz, temizlemeye çalışıyoruz ama bitmedi. Diğer taraftan var olanların da hareket halinde olduğunu biz de duyuyoruz. Ve özellikle cezaevindeki FETÖ'cülere moral veriliyor ve onlara deniyor ki bitmedik, arkanızdayız, bu iş bitecek gibi. Onları da tekrar aktif hale getirmeye çalışıyorlar. Ve Biden'ın konuşması da buna benzer konuşma. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması da biraz evvel iddia edilenlerle çok örtüşüyor. Yani birlikte hareket ediyorlar ve şu an hiçbir seçim yokken seçim tarihi vermek ya da seçim istemek, bu da olayın bir parçası ya da işte bir takım olaylar oldu biliyorsunuz. Bir takım komplolar oluyor, HDP binasına saldırı yaptırılıyor. Tamamen bunlar kurgu. Yani Türkiye'de yine kaos ortamı oluşsun, kriz oluşsun, çatışma olsun ve toplum çatışmasına dönüşsün, sokak hareketlensin isteyen ve hükümeti de zaten krize sokmak için mali
konularda da anarşi yaratılmaya çalışılıyor. Ekonomiyle vurulmaya çalışılıyor. Bir taraftan işte bir takım açıklamalar yaptırıldı biliyorsunuz. Özellikle büyükelçilere açıklama yaptırıldı. Sonra emekli amirallere açıklama yaptırıldı. Bunlar da onun bir parçası. Hepsi birbiriyle örtüşüyor bunların. Ve bu işlerin daha da artarak devam edeceğini bekliyoruz zaten. Burada tabii ki bize düşen, Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunun farkında, hükümet farkında. Önlemleri alınacak ve gereken müdahaleleri verilecektir. Cumhur İttifakı olarak görevimizin başındayız ve Sayın Genel Başkanımız sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'na destek veriyor ve bu oyunları ortaya koyarak bunlara karşı tavrını çok net bir şekilde gösteriyor. Biz bunun farkındayız Cumhur İttifakı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Genel Başkanımız farkında ve bununla ilgili mücadele edeceğiz ve bunlara meydanı bırakmayacağız. Bu oyunları biliyoruz, bunlar küçük oyunlar. Hem dış bağlantıları hem de iç bağlantıların olduğunu da biliyoruz. Bunları hepsiyle birlikte inşallah mücadele edeceğiz. Burada benim söylemek istediğim şu, tabii ki AKP'nin içerisindeki milletvekili arkadaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı ile Cumhur İttifakı olarak bir duyarlılığımız var. Burada sorun yok ama özellikle İyi Parti'nin ve CHP'nin içerisindekilere seslenmek istiyorum. Duyarlı milletvekillerine seslenmek istiyorum. Oyunu görmeleri lazım. Üst akılın dışarıda olduğunu ve dışarıdan manipüle edilen bir hareket olduğunu görmek lazım. İyi Parti'nin, Meral Akşener'in neler yaptığını görüp bazı milletvekilleri İyi Parti'den ayrıldı. Diğer sağduyulu, milli hassasiyetleri olan milletvekillerine sesleniyorum. Aynı şekilde CHP'nin içerisinde milli hassasiyeti olan milletvekillerine seslenmek istiyorum. Bu oyunu görüp tavır sergilemeleri lazım partilerine karşı ve partilerin bu siyasetlerine dur demeleri lazım. Ve sağduyulu İyi Parti'ye veya CHP'ye oy vermiş seçmene buradan seslenmek istiyorum. Bunu ancak Cumhur İttifakı'nın şuuru içerisinde, birlik içerisinde olursak önleyebiliriz, durdurabiliriz. Yoksa bu oyunlar bitmeyecek, bu oyunlar her zaman olacak. Ama tabandan da destek görmemesi lazım. İyi Parti'ye veya CHP'ye oy vermiş sağduyulu seçmenimize, milletimize de sesleniyorum ki bu oyuna hep birlikte dur diyelim. Bizim Cumhur İttifakı olarak duyarlılığımız var. Oyunları biliyoruz, görüyoruz, izliyoruz ve bu oyunları engellemek için ya da sonuç almaması için zaten hükümetimiz ve her iki partide, her iki genel başkanımız, cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız bununla ilgili mücadele ediyor. Ama bu karşı duruşu, Milli İttifakı daha da güçlendirmek lazım. Burada dış güçlerin oyununa, Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in oyununa gelmemek gerekiyor. HDP ile birlikte hareket etmek, bunun tabii ki dış güçler böyle istiyor. Ama buna dur diyecek olan Türk milletidir. Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde olursa bu oyunların hepsini bozarız. Bu zamana kadar bozduk. Bundan sonra da bozarız. Evet. Ama çok daha güçlü bir şekilde karşı duruş göstermemiz lazım. Bu karşı duruşu ne kadar artırırsak hem... Peki Sayın Özdemir biliyorsa eğer... Güçlerin de kutsaklarını da bırakırız diye düşünüyorum. İyi geldi Sayın Aycan'ın sesi. Peki Sayın Özdemir'e döneceğim bu noktada. Az önce Sayın Ajan'a da sordum. Bu iddialar için ne diyorsunuz? FETÖ'nün yeniden uyandırılması ya da işte cezaevlerinde olan FETÖ'cülere yeniden bir cesaret verilmesi ya da yanındayız mesajının paylaşılması. Yani yeniden bir canlanma peşinde olma iddiaları gündemde. Bu konuda ne diyorsunuz? Ve az önce Sayın Ajan çok önemli bir mesaj paylaştı aslında. Biz dedi Cumhur İttifakı olarak yaşanan bu oyunların farkındayız ve bununla mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz dedi. Cumhur İttifakı olarak da partiniz adına da nasıl bir mücadeleden söz ediyoruz diye de sormak isterim. Teşekkür ederim. Şimdi tabii FETÖ yapılanması dünün yapılanması değil. 20 yılın yapılanması, 30 yılın yapılanması değil. Kökleri çok daha derinlere giden bir yapılanma. Sefer Hocam da katılacaktır bana. Sosyolojik hareketlerde sosyolojik hareketin bitişi aşağı yukarı çıkış noktasıyla zirvesine varışından tekrar o çıkış noktasına dönüşüne kadarki süredir filan diye bir genelleme yapılır. Bu anlamda FETÖ'nün bugünden yarına tamamen devreden çıkması asla düşünülmemeli, söz konusu edinilmemeli. Bu noktada biz FETÖ'ye karşı her an uyanık, tedbirli ve çok önlemlerini alan bir hareket
içerisinde olmamız lazım. Zaman zaman dışta güçler tarafından, içeriden bir takım işbirlikçileri tarafından filan FETÖ devreye sokulmaya çalışılacaktır. Fakat burada asıl önemli olan nokta, Sefer Bey'in ben bir ara koptu yayınım, son söylediği şeyleri duydum. İki çağrı yaptı. Dedi ki, ben sağduyulu milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. Lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar. Ülkenin ve halkın menfaatini düşünsünler. Türkiye, başka bir Türkiye yok. Yani biz de bu ülkede yaşıyoruz. Ülkesini seven sağduyulu milletvekillerimizden biz gerekli titiz davranışı göstermelerini bekliyoruz. Hakikaten bu benim de altını ve üstünü kalın çizgilerle çizdiğim bir tespitti. Ben de bu çağrıyı yinelemek istiyorum. Lütfen aklımızı başımıza devşirelim. Bir takım ufak tefek hesaplarla değil, ülke menfaatlerini, millet menfaatlerini önceleyerek hareket etmeye dikkat edelim. İkincisi, bu çağrıyı ben de yapmak istiyordum. O çağrıyı çok daha fazla ben önemsiyorum. Görüyorsunuz, pandemide bütün dünya ülkeleri lime lime dökülürken biz bu çok tartışmaya açılmak istenen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hareket etmenin avantajlarını gördük. Sağlık Bakanımız bunu her daim vurguluyor. İçişleri Bakanımız terörle mücadelede Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl bir avantaj sağladığını sürekli söylüyor. Evet. Yani bunu biz yabana atamayız. Bakın Erdoğan niye hedefte? Erdoğan ve Cumhur İttifakı şunun için hedefte. 30 yıllık Karabağ işgalini Türkiye'nin destekleriyle Azeri Türkleri, Azeri kardeşlerimiz artık işgale son verdiler. Onun için biz hedefteyiz Cumhur İttifakı olarak. 40 yıllık PKK'yı bitirme noktasına getiren kim? Yine Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız, AK Parti, MHP. Dolayısıyla niye hedefe konmayalım? Yani biz hedefteyiz elbette. 46 yıl sonra kapalı Maraş'ı açan kim? Yine biziz. Ben sadece hayatlarımızın ana başlıklarını söylüyorum. Detaylarına girmiyorum. 50 yıllık köyü bitiren kim? Yine biziz. 86 yıl sonra müzeye çevrilmiş olan, Fatih'in emaneti olan, kılıç hakkı olan Ayasofya'yı ibadete açan kim? Yine biziz. 150 yıldır düşünülen, tasarlanan ama bir türlü yapılma ve açılma fırsatı bulunmayan Taksim Camii'ni açan kim? Yine biziz. Evet. Evet. İstanbul Havalimanı'nı yaptıran yine biziz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir demecini ben size hatırlatayım. Uçak inmeyen yere havaalanı yapıldı deniyor. Ya bu nasıl bir mantıktır Allah aşkına söyler misiniz? Yani havaalanı yapılmadan uçak nasıl iniyor? Ben onu anlayamadım doğrusu. Peki. Uçak inmeyen yere havaalanı yapıldığı Sabiha Gökçen Havaalanı'nı kastediyor. Evet. Bugün yüz binlerce uçuş buradan gerçekleştiriliyor ve İstanbul'da hakikaten Trakya yakasının İstanbul Havalimanı'nın yükünü büyük oranda hafifleten bir havaalanı olduğu ve çok gerekli olduğu ortaya çıktı. Şehir hastanelerine karşı çıkmışlardı. Kendisinin bir demeci var. Şehir hastaneleri niye yapıyorsunuz? Şöyledir, böyledir diye. Evet, ondan toparlamanızı sonra, rica edeceğim Sayın Vekil. Pandemi ortaya çıkınca söylediği bir söz var. Ben size onu da hatırlatayım. Ben şehir hastanelerine karşı çıkmadım ki dedi. Yani yalanı bu kadar çabuk söyleyebileceksiniz. Peki. Yalandan bu kadar çabuk dönebileceksiniz. Bunlar muhalefetin iktidar olmak için kullandığı yöntemler ama boş yöntemler. Lütfen proje üretin, vizyon üretin ve bizim doğru yaptığımız hususlarda başkalarıyla değil bizimle el ele verin. Ülkenin ve milletin menfaatlerinin yanında yer alın. Peki. AK Parti Konya Milletvekili Profesör Doktor Hacı Ahmet Özdemir, teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Değerli konuklarım, uğurlayayım, devam edelim. Suudi Arabistan, Temmuz ayı ortasında başlayacak Hac ibadeti sırasında alınacak önlemleri açıkladı. Covid-19 salgının oluşturduğu riski en aza indirgemek için yapay zeka robotlar kutsal alanları temizleme işleminde görev alacak. Suudi Arabistan, Hac için uygulanacak yeni önlemleri açıkladı.
COVID-19'un bulaşma riskini en aza indirmek için bir dizi yeni tedbir devreye girdi. Bundan böyle temasları en aza indirmek için zemzem şişelerinin dağıtımında ve kutsal alanları temizleme işlemlerinde yapay zeka robotları kullanılacak. Su şişeleri, robotlar ve yüksek teknolojili akıllı araçlarla dağıtılacak. Bu kapsamda özellikle yaşlı ve engelli hacı adaylarının hareket etmelerini ve ibadetlerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak için 800'den fazla araç sağlanacak. Kutsal alanları dezenfekte etmek için yaklaşık 5000 işçi de görevlendirilecek. Tüm kutsal alanlar 60.000 litreden fazla dezenfektan ve en son temizlik teknolojileri kullanılarak günde 10 kez dezenfekte edilecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, salgın nedeniyle bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60.000 kişiye hac izni verileceğini açıklamıştı. Kronik hastalığı bulunmayan 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlarla son 5 sene içerisinde hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanlar başvuru yapabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşi 24 Haziran günü Florida eyaletinde yıkılan binanın enkazını ziyaret etti. Acılı ailelerle bir araya gelen Biden, haber alınamayan 145 kişi için her geçen saniye aleyhimize işliyor dedi. Ancak faciadan bir hafta sonra olay yerine giden Biden'ın gecikmiş ziyareti birçok kesimden tepkileri de beraberinde getirdi. Seni kaybetmek yeterince zordur. Ancak daha zor olansa o kişinin hayatta olup olmadığını bilmemektir. Amerikan Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Miami'de 13 katlı binanın çöktüğü Surfside bölgesini ziyaret etti. Biden çifti önce enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten yetkililerle görüşerek bilgi aldı. Ardından da mağdurların aileleriyle bir araya geldi. Her türlü yardıma hazırım dedi. Burada emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Başkan olarak her neye ihtiyacınız olursa yardıma hazırım. Biden ve eşi görüşme sonrasında enkaz alanı yakınlarına kurulan anma duvarını ziyaret etti. Facianın kurbanları anısına duvara çiçek bırakan çiftin olayın yaşandığı enkaz alanını ziyaret etmemesi ise dikkat çekti. Biden temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyerek günü değerlendirdi. Aileler bir mucize için dua ediyor diyen Amerikan Başkanı, haber alınamayan 145 kişiye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Aileler duruma gerçekçi yaklaşıyor. Enkaz altında kalanların şansı her geçen saniye azalıyor. Ancak aileler en kötü ihtimalle sevdiklerinin cenazesine ulaşabilmek istiyor. Diğer yandan Biden'ın enkaz alanını olaydan bir hafta sonra ziyaret etmesi sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. Birçok Twitter kullanıcısı Washington yönetimini yaşanan faciaya kayıtsız kalmakla suçladı. Milli mücadele döneminde cepheden cepheye koşan, askerlerin yaralarını saran, gerektiğinde onlara yemek yapan bir isimden, Anadolu'dan bir kadın kahramandan söz edeceğiz şimdi. Fatma Seher'den, namı diğer Kara Fatma'dan, adını tarihe yazdıran Kurtuluş döneminin o sembol isimlerinden Kara Fatma'nın hikayesi gelecek şimdi ekrana. Böylelikle bugünlük de noktalamış olacağız. Tarih kahramanların destanlarıyla dolu. Hele ki Anadolu. Anadolu, savaşlar, mücadeleler, zaferler ve kahramanlık öyküleriyle dolu. Tarih yazıyor sayfa sayfa, dünya okuyor. Birileri görmese de tarih görüyor. Birileri bilmese de kahramanlar, şehitler orada yatıyor. İşte onlardan biri. Kahramanın adı bu kez Fatma Seher. Namı diğer Kara Fatma. Fatma Seher Hanım 1888 yılında Erzurum'da doğdu. Erzurum o gün mücadelelerin en çetinini yaşıyordu. Sıradan Anadolu insanının düşman karşısında devleştiği, kahramanlaştığı yıllardı. Fatma Seher, dinine, töresine, milletine bağlı bir genç kızdı. Yiğitti. Evlilik çağı geldiğinde binbaşı Ahmet Bey ile dünya evine girdi. Hayatının dönüm noktasıydı bu evlilik. Savaş kapıdaydı. Eşi binbaşı Ahmet Bey, Balkan Harbi sırasında Edirne'de görevlendirildi. Bir süre onsuz yaşadı. Sonra dayanamayıp yanına gitti. Cephede kimi zaman yemek yaptı, kimi zaman da yaralıların tedavisine yardım etti.
Binbaşı Ahmet Bey Sarıkamış cephesine gönderildiğinde o da beraberinde soluğu cephede aldı. Kara Fatma da işte orada doğdu. Binbaşı Ahmet Bey cephede şehit düştü. Kara Fatma da çaresiz iki oğluyla beraber köyüne dönmek zorunda kaldı. En zoru başlamıştı onun için. Yetimleriyle bir başına kalmıştı. Acısını yüreğine gömdü çünkü mesele vatandı. Mesele memleketti. Memleket elden gidiyordu. Bunu biliyordu Kara Fatma. Ve bir karar verdi. Duramam dedi. Ben de gidiyorum. Öyle ya, vatan kurtarılmalıydı. Kadın başıma ben ne yaparım? Bana mı kaldı vatanı kurtarmak diye düşünmedi. Önce ailesinden birkaç kişiyle milis gücü oluşturdu. Sonra düşmanın karşısına dikildi en umulmadık anlarda. Erzurum'da ve civarında namı öyle yayıldı ki kadınların ve çocukların zarar gördüğü neresi varsa o ve ekibi oradaydı. Her yerde aranır oldu. Daha zorunu yaşayacaktı. Ve yaşadı da. İki oğlunu da savaşta kaybetti. Evlat onun için vatan demekti, gelecek demekti. Yetmedi. Ailesinden 23 kişiyi şehit verdi. Mahallesinde çocuklarını döven annelere kızardı. Biz bu vatanı onlar için kurtardık diye. Anadolu'nun her yanı düşmanla çevrilmiş, millet adeta canını dişine takarak dinine, bayrağına el sürdürmemek için savaşıyordu. Anadolu köy köy, şehir şehir uyanmıştı. Yeni bir heyecan vardı, kurtuluş heyecanı. Fatma Seher Hanım da bu direnişte daha fazla rol almak istiyordu. Bunun için Mustafa Kemal Paşa'ya ulaşması gerekiyordu. Sivas'ta kongre yapılacağı haberini alır almaz İstanbul'dan Sivas'a yürüyerek gitti. Ve amacına ulaştı. Paşa ile tanıştı. Görev aldı hemen. İzmit'e doğru yola çıktı. Kurduğu milis güç 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezeydi. O da artık bir üsteğmendi. Üsteğmen Fatma Seher. Sakarya ve Dumlupınar meydan muharebelerinde, İnönü savaşlarında cepheden cepheye dolaştı. Soluğu düşmanın ensesindeydi hep. Kahramanca çarpıştı müfrezesiyle. Devrin en barbar ordularına büyük kayıplar verdirdi. Bir keresinde esir düştü ama kurtulmasını da bildi. Kara Fatma bir kahramandı. Saçının renginden, teninden değil, gözünden, vatan aşkından belliydi kararlılığı. Hatta onu erkek zannedenler bile olmuştu. Haklılardı da. Çünkü o kadın olduğu fark edilmesin diye saçlarını hep kısa kesti o üniformanın altında. Eskidendi. Kara Fatma, yani Fatma Seher Hanım çok iyi dikiş dikerdi. Köyde namı vardı ama cephede o yetisini kaybetti. Parmakları barut yanığından, yaralardan neredeyse tutamaz hale gelmişti. Ama o bir an olsun canını düşünmedi. Parmaklarını üzülmedi. Millet düşmanı şehir şehir, diyar diyar atıyordu Anadolu'dan. Savaş bitiyordu. Anadolu kurtuluyordu fitneden. Kara Fatma'ya İstiklal Madalyası verildi. Bir de asker maaşı. Ama kabul etmedi. Maaşını Kızılay'a bağışladı. Esasen bütün emel ve arzum yapmış olduğum hizmetten hiçbir menfaat beklemiyordum. Bu itibarla taltif edilmiş olduğum rütbenin mukabilinde verilecek maaşımı Kızılay'a terk etmekle son vatani vazifemi yaptım diyordu. Üsteğmen Fatma Seher Erden savaşın ardından İstanbul'a yerleşti. Yalnız başınaydı artık. Üstelik parasız kalmıştı. Ve ne yazık ki bir süre Rus manastırında yaşamak zorunda bile kaldı. Çok geçmeden halkın kulağına gitti bu durum. Bir anda infial oldu. Nasıl olur da Kara Fatma'nın cephede kurşun sıktığı Ruslarla yaşamasına müsaade edilir? Devlet neden yardım etmez? Tepki büyüktü. Neyse ki dönemin İstanbul valisi Lütfü Kırdar araya girdi de o ayıp sona erdi. Yeğeni ve 6 torunuyla İstanbul'da yaşamına devam etti. Yıl 1955'ti. Yorulmuştu artık Fatma Seher Erden. Hastaydı ve Darülacize'ye kaldırıldı. Tedavi görüyordu ama sadece hastalıklar değil, yıllarda yormuştu kalbini. Eşine, çocuklarına, silah arkadaşlarına, dahası Rabbine kavuşma vakti gelmişti artık. 11 günlük tedavinin ardından kalp yetmezliği nedeniyle 3 Temmuz 1955 yılında hayatını kaybetti. Naaşı askeri törenle top arabasına konularak kulaksız mezarlığına defnedildi. Hayat bitmiş, mücadele sona ermişti onun için. Ama trajedi onun yokluğunda bile devam ediyordu. Yürek burkan hikayesi o öldükten sonra da devam etti. Kara Fatma'nın mezarı kayboldu. Belki kimsesizlikten, belki bakımsızlıktan, belki de iş bilmez memurlardan. Nedeni bilinmez ama mezarının bulunduğu noktadan yol geçmişti. Şimdi bir anıt mezarı var ama kahramanın aziz ruhu rahat mı? İşte o net değil.